Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz 7524 sayılı kanun ile vergi mevzuatında yapılan değişiklikler, yeni dönem ve uyum süreci seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Erol Çağlayan ve Yeminli Mali Müşavir Sayın Ramazan Kök'ün sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kendilerinden konuyla ilgili değerli bilgiler edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli konuklarımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Biliyorsunuz 7524 sayılı yasa yayınlandı. Bir sürü maddesi 1-1-2025'ten itibaren yürürlüğe girecek. Biz enflasyon muhasebesinde olduğu gibi 7524'te de önceden davranıp meslektaşlarımızın bu alanda bilgiyle daha önceden donanmalar için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ricamızı kırmayıp bize bugün değerli bilgilerini aktaracak olan Sayın YMM Üstadlarımıza da çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ben sözlerimi yakın zamanda aramızdan ayrılan Sayın Saymanımıza bir kez daha rahmet dileyerek meslek camiamıza başsağlığı dileyerek devam etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz yakın zamanda Ankara'da bir terör saldırısı gerçekleşti. Tüm terör saldırılarını ve terörist eylemleri de kınıyor. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz ve standart olduğu üzere hafta sonu eğitimlerimizde küçük küçük bilgilendirmeler de yapıyorum. Bu eğitimimizde YouTube kanalımız üzerinden yayınlanacak. YouTube kanalımıza üye olmayan arkadaşımız varsa aranızda YouTube kanalımıza üye olmanızı rica ediyorum. Bu size bildirim gelmesini sağlıyor. Yine yakın zamanda pazar günü odamızın düzenlemiş olduğu bir fidan dikim kampanyası var. Yarın tüm meslektaşlarımız saat 11'de Göynüklü'de yanan mevkide BSMMO Hatıra Ormanı ve bu ormana bağışta bulunan meslektaşlarımızın plaket töreni olacak. Ben tüm meslektaşlarımı da bu sayede davet etmek istiyorum. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını farklı bir platformda, farklı bir şekilde de kutlamak istedik. 1 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Atol Behramoğlu ve Haluk Çetin'in şiir ve müzik dinletisiyle Cumhuriyet'i kutlayacağız ve bir kitap imza günümüz de olacak. Yine sevgili meslektaşlarımı da 29 Ekim saat 2'ye 10 kala Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni ve basın açıklamamıza da mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ben faydalı bir sunum olmasını, hepimizin, bütün meslektaşlarımızın faydalanacağı bir sunum olmasını diliyor. Sayın üstadlarımıza da başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin'in de açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Sunumlarını yapmak üzere saygıdeğer konuklarımızı kürsüye davet etmeden önce kısaca özgeçmişlerini okumak isterim sizlere. Sayın Erol Çağlayan, 1980 yılında Ardahan'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünden 2023 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında vergi müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamış. 2008 yılında vergi müfettişliğine atanmıştır. 2011 ve 2014 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Gaziantep Üniversitesi ve Vergi Denetim Kurulu'nda vergi hukuku, revizyon ve muhasebe uygulamaları dersi vermiştir. 2016 yılında Maliye Bakanlığı'ndan ayrılarak bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Çeşitli platformlarda güncel vergi konularıyla ilgili seminerler vermektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Sayın Ramazan Kök, 1983 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Açılan bir sınavda vergi müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Vergi müfettiş muavini, daha sonra sırasıyla vergi müfettişi olarak görevine devam etmiştir. Bakanlık içi görevlendirme ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda çalışmış. Daha sonra Maliye Bakanı görevlendirmesiyle ülke genelinde suç gelirinin önlenmesi, kara para aklama incelemelerinde bulunmuştur. Kamu görevinden ayrılarak 2022 tarihinden itibaren bağımsız denetçi ve milli mali müşavir olarak görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. Sunumlarını yapmak üzere değerli konuklarımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Önce şöyle bir ricada bulunayım. Örnekler olacağı için ön tarafa doğru gelirseniz görmeniz daha kolay olur. Ben Erol Çağlayan. Özgeçmişimiz okundu zaten. Tekrar etmeyeceğim. Şimdi geçen senenin yarısıyla bu sene sesim geliyor mu? Bu sene bizler için çok zor geçti gerçekten. Özellikle bu enflasyon muhasebesiyle ilgili ama biz bu süreçte bir şeyleri kaçırdık tabii. Şimdi 7524 sayılı yasa 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ama bunun girmesiyle beraber bunun girmesinin de içinde olduğu bir aslında bir sürü düzenleme yapıldı. Özellikle Mehmet Şimşek bakan olduktan sonra ciddi bir politika değişikliği var. Vergiyle ilgili. Vergi gelirlerinin önümüzdeki 3 yılda dolar bazında 3 katına kadar arttırılması bekleniyor. Burada da bu yasada da zaten göreceksiniz istisnalar kaldırıldı, yeni vergiler getirildi. Biraz daha sıkı bir politika uygulanıyor ki asgari kurumlar vergisi var içerisinde, çok önemli bir düzenleme. Nasıl biz bu sene enflasyon muhasebesiyle uğraştıysak seneye bir de önümüzde asgari kurumlar vergisi olacak. Biz bunları kısaca değineceğiz ya örneklerle beraber ama bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz esas olarak. Şimdi Ramazan Bey'i de ben de her sunuma böyle başlıyoruz, öyle başlayacağım. Profesyonel eğiticiler değiliz. Bunu amatörce yapıyoruz ama ilk önce kendimize başladık. Kendi ofisimizde yapmaya başladık. Sadece farkındalık olsun. En azından bir önü açılsın bilginin diye bu sunumları yapıyoruz. Konular çok güzel gerçekten. Birazdan detayına ineceğiz ama ciddi değişiklikler yapıldı. Hani seneye bizi biraz daha zor bir dönem bekliyor. Şimdi 7524 yeni değil. Aslında 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. 8 tane kanunda değişiklik yapıldı. Gelir vergisi, kurumlar, KDV, vergi usul. Ana değişiklikler bunda, bu 4 kanunda. Onun yanında 6183'te, özel ÖTV'de, Sosyal Güvenlik Yasası'nda ve Serbest Bölgeler Kanunu'nda da değişiklikler yapıldı. Temel olarak ilk aklımızda kalması gereken şey şu, cezalar ağırlaştırılıyor bir kere. O kısmı Ramazan Bey anlatacak. Yeni bir denetim yöntemi getiriliyor, günlük hasılat esası diye. İstisnalar kaldırılıyor, sadece bir tane istisna var, o da çok uygulanacak bir şey değil. Ve en önemlisi yine asgari kurumlar vergisi getiriyor. Bütün kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren bir düzenleme. Şimdi, öğrenme tekrarla olur diye ben ilk önce konu başlıklarının üzerinden bir geçeceğim, sonra detaya gireceğim. Şimdi, çok uluslu şirketlerde, bu uluslararası bir düzenleme, aslında OECD ülkelerini ilgilendiren bir şey. Küresel asgari kurumlar vergisi getirildi, detayını ileride bakacağız. Yurt içi asgari kurumlar vergisi geldi. Şimdi bizim ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderileri ekleyip sonra indirim ve istisnaları düşüyorduk. Burada ticari bilanço kârından bir kısım istisnalar hariç kanunen kabul edilmeyen giderileri ekleyip %10'unu alıp ödenecek kurumlar vergisinin bunun altında olmamasını arıyor. Burada da bir 8-10 madde var indirebileceğimiz istisna. 5. maddede ve 10. madde olması lazım orada. Onun dışında mükelleflerin ödeyeceği kurumlar vergisinin ticari bilanço kârı artı kanundan kabul edilmeyen giderlerin %10'un altında olmaması aranacak. Bazı sektörlerde yap işlet devlet ve kamu özel işbirliğinde kurumlar vergisi oranı %30 oldu. Bu finans kurumlarında böyleydi. Bir alanda da %30'a getirildi. Yatırım fon ve ortakların kazanç istisnasında sınırlama getirildi. Gayrimenkulden elde ettikleri kazançlarda %50 dağıtılma şartı konuldu. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerde yurt içi satışlar istisna kapsamı dışına çıkarıldı. Ticari kazançta
Bu elektronik ticaret için geçerli bir madde. Ödemelerden %25 stopaj yapılması düzenlemesi getirildi. Bir istisna sadece şurada var. Tekno girişim şirketlerinde çalışanlara verilen hisse senetlerinde brüt ücreti geçmeyen kısım için bir istisna düzenlemesi yapıldı. Çok önemli bir madde. Bunun detayına yine gireceğiz. Serbest meslek faaliyetinde ve ticari faaliyette yılın belli zamanlarında yoklama yapılıp kendi beyanıyla kıyaslanacak. %20'nin üzerinde bir fark varsa izaha davet edilecek. Bu da çok önemli bir konu. İndirilecek KDV'de yine bir sorunumuz var. 5 yıl indirilemeyen KDV'nin silinmesi veya inceleme sonucunda maliyet ya da gider yazılması düzenlemesi getirildi. Şirket devirlerinde devreden KDV'nin inceleme sonucuna göre yeni şirkete aktarılması düzenlemesi getirildi. Yine gümrük muafiyetlerinde bir kısım istisnalar düzenlendi. Deniz taşıma araçlarında yeni tanımlar getirildi, 25 metre gibi. Yabancı devletler tarafından yapılan deprem yardımlarında KDV istisnası getirildi. Yine çok önemli bir konu, buna Ramazan Bey değinecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları neredeyse 20 kat arttırıldı. Kayıt dışı faaliyette bulunan mükelleflerin %50 arttırımlı geldi, arttırımlı olarak ceza kesilmesi hükmü geldi. Yine çok önemli bir konu, vergi aslı uzlaşma kapsamı dışına çıkarıldı. Yine ödemelerde, mahkeme ve icra ödemelerinde de yine borcu yoktur şartı getirildi. Yurt dışı çıkış harçlarına bir zam yapıldı. Şimdi bu kanun ilk çıktığında yurt dışı çıkış harçları çok konuşuldu. Sanki başka bir düzenleme yokmuş gibi. Sadece bu konuda bayağı bir fırtına koptu. Ama asgari kurumlar vergisi, devreden KDV'nin durumu falan bunlar çok önemli konular gerçekten. Bir de özellikle bu günlük hasılat tespiti mevzu da çok önemli. Hani ben nasıl bir denetim yapacaklarını merak ediyorum ama kuyumcuda bile bu denetimi yapabilecek durumdalar. Ben müsaadenizle ceketimi çıkaracağım. Başkanım uygun görürseniz. Şimdi gelir vergisinde sadece 3 maddede bir düzenleme yapıldı ama burada da düzenlemeler önemli. Bu tekno girişim şirketlerinde çalışanlara verilen pay senetleriyle ilgili brüt tutarını aşmıyorsa burada bir istisna getirildi. 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Bunu çok uzatmayacağım ama verilen hisse senedinin belli şartları var. İşte belli bir süre elinde tutması lazım. İşte 3 yıla kadar tutarsa ödenmeyen vergi ziya kesilmeden gecikme zammıyla işverenden alınacak. 4 ile 6 yıl arasında ise %75'i, 7 ile 12 yıl arasında ise %25'i. Ya burada esas şey uzun süre çalışan elinde tutsun hisse senedini diye bir şey var. 12 yılın üzerinde elinde tutarsa herhangi bir vergi ziya falan kesilmeyecek. Bu tek istisna bu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 50'ye yakın madde vardı. Tek istisna getirilen kısım bu. Kalanın hepsinde ya istisnalar daraltıldı, ya yeni denetim yöntemleri getirildi, cezalar ağırlaştırıldı. Şimdi ücret adam yani bir personel yılın tamamında çalışmamışsa bir yıllık brüt ücreti 12 ile çarpılmak suretiyle bulunuyor. Öyle bir yine tebliğde bir düzenleme vardı. Örneğimiz şu. Rayiç bedeli 500 bin lira olan pay senedi brüt ücreti 600 bin lira olan çalışana verilmiş. Rayiç bedel daha düşük olduğu için istisnadan yararlanır. Rayiç bir değeri 1,5 milyon, brüt ücreti 1 milyon 200 ise kalan 300 bin lira brüt ibra edilerek vergilendirilir. Bunlar basit. Bekleyeyim burasını? Şimdi gelir vergisindeki en önemli düzenleme şu. Ticari ve mesleki kazançlarda günlük hasılat tespiti yapılarak gelir vergisi matrahının belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Detayı şu. Maliye Bakanlığı'ndan yetkililer, gelir yani yoklama memurları yılın belli dönemlerinde gelecek, iş yerinizde hasılat tespiti yapacak ve bunu yıla tamamlayarak sizin beyanınızla kıyaslayacak. Eğer beyanınız tespitten %20'den daha fazla düşükse sizi izaha davet edecek. İzaha davet yeterli olmazsa ya takdir komisyonuna ya da incelemeye sevk edecek. Sanırım hepimiz mali müşaviriz. Bu daha çok da bizi ilgilendirecek. Burada yine önemli şeyler var, düzenlemeler var. Hani o izaha davette nelere dikkat etmemiz lazım?
Ama yine usul yönünden şunu söyleyeyim. Bir ayda 3'ten aşağı yoklama yapılmaması lazım. Yılda da 12'de. 12'den aşağı olmaması lazım. Örnekle anlatacağım. Kıyaslama bilanço esasında brüt satış tutarıyla, işletme hesabında hasılat tutarıyla, hesap özetinde olan, serbest meslekte yine hasılat tutarıyla, aradaki fark %20'den fazlaysa izaha davet edilecek. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek bu düzenleme. Şimdi herkes incelenecek mi? Burada şöyle bir durumumuz var. Belki önünüze dosyalar geliyordur. Risk analiz merkezi var, vergi denetim kurulu bünyesinde. Medyadan duyuyoruz. İşte güzellik merkezi var. İşte aylık 1 milyon kredi kartıyla harcıyor, 10 milyon kredi kartıyla harcıyor gibi. Risk analiz merkezi banka kayıtlarını çok yakından takip ediyor. Şimdi sizin yıllık beyanınız, kar beyanınız ya da matrahınız işte 100 bin liraysa, her ay 1 milyon kredi kartı ödüyorsanız bu analize takılıyor. Veya banka hareketleriniz birden fazla, yani sayı olarak çok fazlaysa ve bu dönemde 10 milyon üstündeyse bir sürü mükellef incelemeye sevk edildi. Bu risk analiz merkezi bunları kullanıyor. Yani herkes incelenmeyecek. Risk analiz merkezi belli kriterlere göre yoklamaya çıkılacak ya da hasta tespiti yapılacak mükellefleri tespit edecek. Beyan edilen gelirle harcama arasında uyumsuzluğa bakacaklar burada. Şimdi kayıtlı harcıyorsunuz, kredi kartı vesaire. Ama beyanınız harcamalarınızın çok altında kalıyorsa bu bir analize takılan bir sebep olacak ve sizin için hasılat tespitine gelecekler. Bir de burada bizim eğer mükelleflerimizin başına böyle bir şey gelirse şu çok önemli, izah meselesi. Şimdi herkes pazar günü çalışmıyor veya cumartesi çalışmıyor veya sezonluk çalışıyor. Bir dondurmacı kışın açık olmaz, salepçi de yazın açık olmaz ya da turizm bölgelerinde işte daha çok yazın yoğunluk olur. Şimdi bu tip şeyleri izah ederken bizim de düşünmemiz lazım. Mesela örneklerde göreceksiniz, doktor 4 ay yurt dışına eğitime gitmiş, hasılat tespitine gelmişler. O 4 ay hesaplamada dikkate alacağız. Yani bunu gün gün hesaplanıyor çünkü. Bu tip şeyleri izahatta kullanmamız gerekecek. Şimdi örnekle daha iyi açıklanır diye tebliğden örnekler aldım burada. Restoran işletmesi 12 ay boyunca 7 gün çalışıyor. 2025 bu uygulama 1 Ocak 2025'ten başlayacak. 12 ay boyunca 7 gün çalışıyor. Brüt satış tutarı 5 milyon. Yapılan yoklamalarda Nisan, Haziran ve Eylül ayında 4'er kez yoklamaya gidilmiş usulüne uygun. Şimdi yoklamaları 4 kere gidilmiş Nisan ayında. 4'ünü toplayıp 4'e bölüyoruz. 45 bin lira Nisan'ın günlük hasılat ortalaması. 40 bin lira Haziran'ın günlük hasılat ortalaması, 42.500 de Eylül'ün. Bunu ayda 30 gün çalıştığını varsayarak, çünkü haftanın 7 günü çalışıyordu, 30'la çarpıyoruz. Nisan ayında 1 milyon 350, Haziran'da 1 milyon 200, Eylül'de de 1 milyon 275. Şimdi 3 ay tespit yapıldı. Bunun 3'ünün toplamını 3'e böleceğiz. Ortalama 1 milyon 275, 1 yılda 12 ay var. 12 ile çarpacağız 1275'i, 15 milyon 300 bin. Buradan hangi sonuca ulaşacağız? Bu mükellefin brüt satış hasılatı 5 milyondu. Buradan yapılan tespitte olması gereken hasılatının 15 milyon 300 bin olduğu ortaya çıktı. Yani %206 bir fark var, %20'nin üzerinde. Ne olacak? Bu mükellef izaha davet edilecek. Şimdi ben 13 sene inceleme yaptım. Hani böyle bir denetim yöntemi çok akla mantığa uymuyor. Çünkü restoranda aldığı malzemeden randıman yaparsınız, banka hareketlerine bakarsınız. Sadece 12 kere yoklamaya gelindi diye, ki burada 12 kere gelinmiş. 12 kere yoklamaya gelindi diye bu adama biz tutup da 15 milyon 300 bin lira bir hasılat yazamayız. Ama bu bir denetime sevk mevzu olur. Elimizde 12 tane yoklamadaki hasılat verileri olur. Yani şu an tabii ki onları da izah etmek lazım. Bir de yani restoranlar da haftanın her günü çalışmıyor, yoğun çalışmıyor. Geldiği günler de çok önemli. Yani hep pazar günü, cumartesi yoğun günde gelirse de sıkıntı. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Hani yakalanmamak demişti bir bakanımız hatırlarsanız. Yakalanmamak. Yani zaten şu dönemde önceden hani kredi kartı çok kullanılmazdı. Ama herkes kredi kartı kullanıyor. Çünkü yemekler de artık pahalı. Mükelleflere çok fazla yazı gelmeye başladı. Kredi kartı tahsilatlarınızla beyanlarınız uyumsuz diye.
İş buna doğru gidiyor. Yani sıkı bir politika uygulanıyor. Belki farkındasınız değilsiniz ama işimiz gereği biz takip ediyoruz. Şu anda idareciler de böyle şahin olanlar atandı. Yani yumuşak huylu olanlar geri alındı. Daha mesela Vergi Denetim Kurulu'nda en azından öyle. Daha sert tutumlu, diyalogları zayıf. Hani babasını bulsa kesecek tipler genelde idareci oldu. Burada şunu anlıyoruz. Gerçekten şu dönem zor geçecek. Denetim, yeni bir denetim yöntemidir bu. İncelemeye sevk yöntemi ya da takdire sevk yöntemi ama bunun temelinde risk analiz merkezi var. Şu anda denetimlerin neredeyse tamamını risk analiz merkezi yapıyor. Şimdi ikinci örnekte kuyumcu. Ben kuyumcu incelemesi yaptım. Şimdi kuyumcu incelemesine danışmanlık da yapıyorum. Ya kuyumcuda giren altını alırsınız. 22, 18, 14 ayara çevirirsiniz. Bir farkı bakarsınız, randıman yaparsınız. Ama kuyumcu da 12 ay 7 gün çalışmış, 25 milyon hasılat beyan etmiş. Bunun da sonucunda hesaplamada 39 milyon 300 bin lira hasılatının olması gerektiği durumu var. Bu da yine kendi beyanından 25 binden %20'den fazla, %57.2 çıkmış. İzaha davet edilecek. Şimdi kuyumcu böyle denetlenmez. Kuyumcu da envanter yaparsınız. Ama bu sonuç kuyumcuyu denetime sevk eder. Hani buradan bir ceza yazamazsınız. Çünkü altın nerede diye kuyumcu sorar. Hani ben eğer bu kadar düşük beyan ettiysem randıman yapın. Belki kayıt dışı aldım sattım da belki olabilir ama banka hareketlerine falan bakılır ama kuyumcu denetimi böyle yapılmaz. Çünkü altın ele alınan bir şey. Fiili tespit yapılabilen bir şey. Güzellik salonu uygun bu örneği aslında. Güzellik salonu da 12 ay boyunca 6 gün çalışmış. 1 milyon hasılat beyan etmiş. Burada da yoklama yapılmış. Şimdi 6 gün çalıştığı için 4 gün yeşil olan yerde 31 gün ortalama almışız. 4 gün düşülmüş. Biz bu hesabı aslında izaha davette yapacağız. Hani bu maliye bu denetimi bunun üzerinden yapacak ama bizim mükellefimiz izaha davet edildiğinde şu günler çalışmadı. Ya da şu günler tatildi. Resmi tatilleri koymamız lazım ki mümkün mertebe o %20'nin altına çekebilelim ki izah edebilelim. Şimdi burada da yine güzellik salonunda da %79'luk bir fark çıkmış. Burada bu aradaki farkı size ceza yani mükellefe ceza olarak kesmeyecekler. Bunu bize izah et diyecekler. İzah ederken de biz sektörünün durumunu, çalışma gün sayılarını, ya bu tip şeyleri böyle ince eleyerek güzelce bir izah etmemiz gerekecek. Estetik cerrahı 4 ay yurt dışına eğitime gitmiş. Belgesiyle, uçak biletiyle katıldığı eğitimin sonunda aldığı diploma neyse onunla beraber izahatımızı yapabiliriz ki bunda da fark var. 43 milyon gibi hesaplanmış, %20'den fazla bu da izaha davet edilmiş. Kuaför yine 1 milyon, pazar günleri hariç 6 gün çalışıyormuş. Şimdi burayı sarıya boyadım. Usul biliyorsunuz esasın önüne geçer. Ocak ayında 2 kere yoklamaya gelinmiş, kanun maddesi 3 kere en az gelinecek dediği için Ocak ayı dikkate alınmamış mesela. Burada da 4 milyon, 1 milyon beyan etmişti. Yine fark var. %373 gibi. Turizm amaçlı su sporları yapıyor. Yılda 6 ay çalışıyor. Şimdi izah ederken ya da yoklama memuruna, yoklama tutanağına bunu dikkate alındırmak lazım. Yani tutanağa geçirtmek lazım. Biz 6 ay çalıştık. Nisan ayından Eylül ayına kadar. Kalan dönemlerde çalışmadık. Her ne kadar mükellef 12 ay faaliyette bulunduğu diye beyanname veriyor olsa da turizm sektörü böyle maalesef. Yine bunda da fark var. Tebliğdeki örneklerin hepsinde fark var. Niyeti bozmuşlar öyle diyeyim size. Fiilen 6 ay çalıştı. Bunun hesaplamasında da 6 aya göre en alt satırda C çarpı 6, 6 aya göre toplam hasılat bulduk. Diş hekimi 2 milyon beyan etmiş. Hafta sonlarında ve resmi tatilde çalışmamış. Sadece hafta içi çalışmış. Burada işte Nisan ayında ya da işte resmi tatilleri yazmışlar. Ama yine bunda da fark var. 6 milyon 180 bin bulmuşlar. Yine periyodik bakım yapan motorlu kara taşıtlarına haftanın 7 günü çalışıyormuş. 3 milyon beyan etmiş. Bunda da fark var. Genel olarak farkın üzerinde durmuşlar. Şimdi burada özellikle durum şu. Buraya kadar bir sorunumuz yoktur herhalde. Bir denetim yöntemi getirildi.
Risk analize takılan mükelleflere yoklama yapılacak. Yılda 3'ten, ayda 3'ten, yılda 12'den aşağı olmamak üzere. Bu yoklamayla beyanları arasında bir fark varsa izaha davet edilecek. Biz izah ederken çalıştığı gün sayılarını vesaire dikkate alarak güzel bir izahat yapacağız. Özel hesabı tayin edenlerden olacak? Özel hesap dikkate alınacak. Burada bir problemimiz yok. Birden fazla faaliyet yürütüyorsa ne olacak? Her faaliyet ayrı ayrı değerlendirilecek. Şimdi hem kuaförü hem lokantası varsa vatandaşın, kuafördeki hasılat tespiti kuaförle kıyaslanacak. Ama bunun için muhasebesinin en azından alt hesaplarda ayrı ayrı tutulması lazım. Birden fazla şubesi varsa ne olacak? Her bir şube ayrı ayrı değerlendirilecek. Hem ticari hem mesleki faaliyet varsa ayrı ayrı değerlendirilecek. Şimdi vatandaşın hasılatı böyle yoklamayla tespit edildi ama ya inceleme geçirmiştir, hasılat farkı yazılmıştır, takdir komisyonu bir matrah takdir etmiştir veya kendisi düzeltme vermiştir. Bunlar da hasılatın tespitinde dikkate alınacak. Adi ortaklıklarda yine brüt olarak dikkate alınacak. Normalde ayrı ayrı beyanname veriyorlar ya. Hasılat tespitinde bir sorunumuz var mı? Şunu soracağım. Buyurun. Risk analizine takılanlara hasılat tespiti yapacağız. Evet. Biz ilk şöyle anlamıştık. Herkese fix bu hasılat denetimleri yapılacak, başlanacak ve onun sonucunda izaha davet edilecek. Ama siz şimdi farklı bir şey söylediniz. Risk analize takılanlara evet, gidilecek ve orada tespit yapılacak. Onlar da izah istenecek. Şöyle biz hep şunu düşünüyorduk. Yoksa bu kadar yoklamayı nasıl yapacaklar? Tabii. Gerçekten kafamıza takılmıştı bu. Şöyle başkanım, bizler serbest meslek erbabıyız. Mümkünse gelsinler tahsilatımızı yapsınlar. Yani nasıl bizim mesela ayın 3 günü geldiğinde ki belli günlerde tahsilat yapıyoruz. Ay sonunda, hafta sonunda. Pazartesi gelirse para bulamazlar. Cuma gelirseler çok bulurlar. Ya da ayın 30'unda gelirseler. Ama 5 milyon mükellef var. En son baktığım istatistikte. 5 milyon mükellefi şu anda bütün maliye teşkilatı olsa yetişmez. %2. Yani %2'ye mi denk geliyor? Denetim %2 civarında, çoğu da faturadan inceleniyor. Bunun mümkünatı yok ama maalesef yani duyuyoruz medyadan işte hani böyle saçını bügüdü yapanlar vesaire. Hani bunlar çok fazla göz önüne gelince böyle bir düzenleme gereği hasıl oldu diye düşünüyorum ama risk analiz merkezi çok iyi çalışıyor. Ve bunu da risk analiz merkeziyle. Yapay zeka adı altında. Açabilirsin mikrofonu. Şimdi bir düzenleme de şuradan yapıldı. İnceleme takibi de yaptığım için biliyorum. Var mı sorunuz başkanım? Evet. Başkan yardımcımız der ki şu andaki izaha davette herhangi bir izaha kabul ettikleri yok idarenin. Dolayısıyla izahla ilgili dilekçeleri değerlendirmeye bile almayıp demin dediğiniz gibi doğrudan gidin izaha davetten matrağınızı ve beyanlarınızı düzeltin gelin şeklinde çalışıyor sistem. Evet. Sanıyorum herhalde aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Şimdi şöyle başkanım haklısınız. Bizde de aynı. Hatta dilekçeyi kayda almayan var, interaktiften gönderiyoruz. İadeli taahhütle postadan gidiyor. Memur dilekçeyi almıyor. İzah yapıyorsunuz, ben bunu böyle kabul edemem diyor, adamı geri gönderiyor. Her dilekçeyi de ben elden götürecek değilim. Maalesef dediği doğru, haklısınız. Ama yargı diye bir şey var. Gerçekten vergi yargısı da güzel çalışıyor. Yani biz dava işi de yapıyoruz. Ramazan Bey de, ben de Adnan Üstad zaten vergi avukatı. Dava tarafı var. İzah kabul edilmiyorsa, bizim izahımız makulse, eğer bir tarihiyat yapılacaksa dava yolunu seçiyoruz. Ama haklısınız, biz de karşılaşıyoruz bunlarla. İnteraktiften gönderiyor. Evet. Şimdi bir maddemizde sorun vardı. Soru, buyurun. Risk analizinde bankaların önemli olduğunu söylediniz. Banka hesaplarına bakılıyordu. Hasılatla harcamalar karşılaştırılacaktı. Yani bizim harcamalarımız, benim tek bir banka hesabım var ve ben bu bankadan hem ticari hesabım buradan işliyor hem de bireysel harcamalarım. Bireysel harcamalarıma da çok fazla olduğundan dolayı şimdi hangi harcamalara bakılacak bu analizde? Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. Toplam hareketlere bakılıyor. Ticari, bireysel bakılmıyor.
Bu seneki kriter 10 milyondu. 10 milyon üzerinde bir para hareketiniz varsa, işlem adediniz yüksekse risk analizine takılıyorsunuz. Var mı başka soru? Buyurun. Size söyledim. Üstadım kolay gelsin. Sağ olun. Bu günlük analizler veya kontrole gelen kişi kasayı mı açıp sayacak? Kesilen faturayı kasanın mı? Kasanın başına oturacak. Biz yani, yaptık daha önce. Yani sabah gelecek, sizinle dükkanı açacak, akşama kadar kasanın başında oturacak. Gün boyunca sayım yapacak. Evet. Biz ücret verecek mi peki? Ramazan bir tecrübe anlasın. Peki işletme bu denetmen ücret verecek mi? İstanbul'da başında? İstanbul'da gelir uzman yardımcılığı yaptım. Mesleğin ilk yıllarında 2008 yılında yılbaşında gece kulüplerine denetime gidiyorduk yoklama olarak. Yani hasıla tespitinde. Orada kasaya oturuyorduk sabaha kadar. Kasanın başında bekliyorduk. Sabah sayıp işte sizin şu kadar hasılatınız var beyan edin şeklinde. Yani bir kenarda oturup bekliyoruz. O gün ne kadar nakit toplandı, ne kadar kart çekildi hepsini bir tonak haline bağlıyoruz. Maalesef öyle biraz. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Maaş vermiyorlar. Maaş vermiyorlar. Evet. Şimdi gelir vergisiyle ilgili bir diğer düzenleme. Aracı hizmet sağlayıcıları ve aracı elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları. Bunlarda yapılan ödemelerde %25 oranında bir stopaj yapılacak. Şöyle, hepsi burada gitti gidiyor gibi düşünün. Bu aracı hizmet sağlayıcıyla bunlar, yani mal satanlar. Kendileri biriyle sözleşme yapıyor ve bu malın satımını bir pazar yeri oluşturuyor. Yemek sepeti gibi aracı hizmet sağlayıcılarında da yemeği restoran kendisi teslim ediyor. Hepsi burada kendisi teslim ediyor. Ama yemek sepetinde yemeği restoran götürüyor ama ondan bir komisyon alıyor. Bunlar da ödemelerden %25 stopaj yapılacak. Özellikle birkaç tane bu aracı kurumlardan çok denetime gelen oldu. Çünkü fatura kesilmiyordu ama para hareketleri belliydi. Bunun önüne geçmek için, kayıt dışının önüne geçmek için baştan %25 tevkifat, vergi tevkifatı mevzu getirildi. Bir komisyon üzerinden mi? Hayır, ödeme üzerinden. Direkt ödeme üzerinden. Evet. Yüksek, evet. Şimdi esas konuya gelelim. Asgari kurumlar vergisi. Şimdi bu mesele çok önemliydi gerçekten. 2 Ağustos oldu ama bizim de öyle yani etraftan gördüğüm hem denetim tarafı hem yeminli mali müşavir ve mali müşavirler tarafı kaçırdı bunu. Yani müfettiş arkadaşlar hala enflasyon muhasebesinin çıkmadığını düşünenler var. Gerçekten bunlarla çok karşılaşıyorum. Asgari kurumlar vergisi çıktı. Biz bu sene nasıl enflasyon muhasebesiyle cebelleştiysek seneye ilave bir şeyimiz olacak. Kurumlar vergisinin ana mevzu bu. Asgari kurumlar vergisi. Önümüzdeki sene uygulamaya girecek. Beyanname verirken bu hesabı dikkate almak zorunda kalacağız. Yani önce enflasyon muhasebesi yapacağız. Bu görünüyor. Sonra da beyanımızın asgari kurumlar vergisinin altında kalıp kalmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi burada ilk düzenlememiz şu. Fon ve ortaklıkların sahip oldukları taşınmazların normalde fon ve ortaklıkların tüm gelirleri vergiden istisnaydı. Ama taşınmazlardan elde ettikleri kazancın %50'sinin bu istisnadan yararlanması için dağıtılması şartı getirildi. Burada diğer kazançlar yani gayrimenkulden elde ettiği kazançların dışındakinde böyle bir şart yok. Bu kazançlar neler? Alım satım olabilir, kira geliri olabilir, hak devri olabilir, inşaat projelerinden elde edilen gelir olabilir, taşınmaz işletme gelirleri olabilir. Taşınmazla ilgili gelirlerinin, kazançlarının %50'sini dağıtacak ki bu istisnadan yararlanabilsin. Aksi halde vergi ziya ile beraber geri alınacak. Şimdi ne zaman bunu beyan edecek ya da dağıtacak pardon? Kurumlar vergisi beyannamesini vermesi gereken aydan 2 ay sonra. Ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar. Bir örnek var. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığının menkul kıymet gelirlerinden kazancı 10 milyon, aktifine kayıtlı taşınmazlardan elde ettiği kazanç taşınmaz satışından 30 milyon, kira geliri de 10 milyon. Toplamda 50 milyon bir kazancı var. 50 milyon kazanç bu düzenlemeden önce tamamı vergiden istisnaydı. Ama yeni durumda 40 milyonun istisnadan yararlanması için 20 milyonun yani 40'ın yarısı taşınmazdan elde ettiği kazancı 40 milyon.
40'ın yarısının ortaklara ya da pay sahiplerine dağıtılması şartı getirildi. Beyannameyi verdi, istisna olarak yazdı bunun hepsini ama sonra kar payını dağıtmadı. Ne olacak? Vergi ziyayla geri istenecek. Gelir vergisinde elektronik ticarette %25 stopaj tevkifat yapılacak demiştik ya, stopaj pardon. Bu kurumlar vergisinde de 33. ve 34. maddeyle geldi. Bu konuya tekrar değinmeyeceğim. Bazı kurumlarda mükelleflerde kurumlar vergisi oranı %30'a çıktı. Daha önce biliyorsunuz finans kurumlarında %30'du, sigorta şirketlerinde %30'du. Bu yap işlet devret modelinde gerçekleştirilen projelerle kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yürütülen projelerde tüm faaliyet kazançları üzerinden, sadece bu inşaat gelirlerinden değil, tüm faaliyet kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranı %30 oldu. Ne zamandan itibaren? 1 Ocak 2025'ten itibaren. Şimdi bir yudum su alıp asgari kurumlara başlayalım. Şimdi biz normalde gelir tablosu hazırlarken, daha doğrusu kurumlar vergisi beyannamesini hazırlarken, kurumların indirim ve istisnalar düşünmeden önceki kurum kazancının %10'undan aşağı kurumlar vergisi ödenip ödenmediğini kıyaslamamız gerekecek. Mevcut durumda bunu yapmıyorduk ama hesaplanan kurumlar vergisinin kurum kazancından indirim ve istisnalar düşünmeden önceki halinden %10 daha aşağı olmaması lazım. %10 ve üzerinde olması lazım. Şöyle, geçmiş yıl zararları bu hesaplamaya dahil edilmeyecek. Geçmiş yıl zararlarından şunu anlıyoruz, %10 kırpmış olacaklar. Bayağı bir şey var, bunları teker teker açıklayacağım. Ama ilk aklıma gelen bu oldu. Geçmiş yıl zararları da gitti burada, hani bir kısmı en azından. Ama bazı istisnalar burada kurumlar, asgari kurumlar vergisi hesaplanırken dikkate alınmayacak. Yani düşeceğiz matrahından, asgari kurumlar vergisinin matrahından düşeceğiz. Bunlar şunlar. Burada yazılı olmayan herhangi bir istisna asgari kurumlar vergisi hesaplanırken dikkate alınacak. Yani matrahından düşülmeyecek. Bu kısım önemli. Tebliğde yazıyor bu. Yani beyanname verirken bakabilirsiniz. Şimdi iştirak kazançları istisnası tam mükellef kurumlarda. Bunu düşebileceksiniz. Örnek yapacağım bununla ilgili. Emisyon primi kazanç istisnası, taşınmazlardan elde edilen kazançlar dışında yatırım fon ve ortaklıkların istisna kazançları, RİST'un istisnası, finansal kiralama şirketlerinde sat geri kiralı işlemlerinden elde edilen kazançlar, Türk gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden devrinden elde edilen kazançlar, serbest bölgeler kanunu kapsamında vergiden istisna edilen kazançlar, girişim sermayesi fonu indirimi ve korumalı iş yeri indirimi, bir de tekno geliştirme bölgelerinde ARGE tasarım indirimleri. Bunlar tek tek sayılmış. Bunun dışında herhangi bir istisna görürseniz dikkate almıyorsunuz. Burada bir şey daha var, durum daha var. Bazı istisnalar bu asgari kurumlar vergisinden aynı matrahtan değil, vergiden düşülecek kısım var. Kurumlar vergisinin borsaya yeni açılan firmalarda %2 puan indirim var. 23 hesaplanıyor. İhracatçılarda %5 indirim var. İmalatçılarda %1 indirim var. Bu indirimleri asgari kurumlar vergisinden düşüyoruz. Bunun yanında her geçici dönem beyannamesinde asgari kurumlar vergisini uyguluyoruz. Uygulanmayacak firmalar var. Muaf olan firmalar kurumlar vergisinden. Bir de ilk defa faaliyete başlayıp 3 yıl sonuna kadar, faaliyete başladığı yıl 1, önündeki yıl 2 ve 3. yıl. 3 yıl boyunca asgari kurumlar vergisine tabi olmayacak. İndirim ve istisnalar düşünmeden önceki kurum kazancı nedir? Ticari bilanço karına kanunen kabul edilmeyen giderin eklenmesiyle bulunan tutardan bahsediyor. Özel hesap dönemine denk geldi. Mesela özel okul var bende, Haziran'dan Haziran'a. Ne zaman başlayacak? Haziran'da başlayacak.
Aralık Aralık, Ocak Ocak değil. Kurumlar, asgari kurumlar vergisinin mükellefleri kimler? Bütün kurumlar vergisi mükellefleri, asgari kurumlar vergisinin mükellefi de aynı zamanda. Beyanname vermek zorunda olan dar mükellef de asgari kurumlar vergisinin mükellefi. Dar mükellef kurumlarda bir kısmında vergisi tevkif suretiyle ödeniyor. Bunlarda beyanname vermek ihtiyari ama beyanname veriyorsa asgari kurumlar vergisinin mükellefi olacak. Şimdi bu yeni başlayan mükelleflerde 3 yıl istisna dedik asgari kurumlar vergisinden. 2023'te faaliyete başlamışsa 23, 24, 25. 24'te başlamışsa 24, 25, 26. 25'te başlamışsa 25, 26, 27. Yani başladığı yıl ve devam eden 2 yıl. 3 yıl böyle istisna olacak. Şimdi şirketimiz var. Birleştirdik, devrettik, tür değişikliklik veya kısmi bölünmeye gittik. Bu şirketler ilk defa faaliyete başlayan şirket olarak kabul edilmeyecek. Yani bölünme, birleşme, devir vesaire şekilde yeni firmalar oluşuyor ya, bunların akıbetine, öncesine bakılacak. Bu şirketler yeni şirket sayılmayacak. Bir de hasılat esaslı kazanç tespiti var malumunuz. Burada da yine asgari kurumlar vergisi uygulanmayacak. Yine önemli bir kısım var. Önemli bir durum var. Şimdi asgari kurumlar vergisi hesaplayacağız. %10'undan aşağı olmayacak dedik vergi. Burada indireceğimiz bir kısım kalemler var. Bunlardan biri indirimli oran uygulaması nedeniyle alınmayan vergi. İkincisi de kanun çıkmadan önce, 2 Ağustos'tan önce alınmış yatırım teşvik belgeleri. Sonrasındakiler geçerli değil. Burada daha doğrusu hesapladığımız indirimli kurumlar vergisini bu vergiden asgari kurumlar vergisinden düşebiliyoruz. Ama yatırım teşvik belgesini 2 Ağustos'tan sonra almışsak orada asgari kurumlar vergisi hesaplanmıyoruz. Buraya tekrar aldım, belki tekrar ederim diye. Hangi kazançlar asgari kurumlar vergisinden düşüyordu diye. Asgari kurumlar vergisini hesaplarken az önce dedim işte borsada 2 puan, ihracatçılarda 5 puan, imalatçılarda 1 puan. Bir de yine 2 Ağustos'tan önce alınmak şartıyla teşvik belgesi, 2 Ağustos'tan önce alınan teşvik belgelerinde hesaplanan indirimli kurumlar vergisi ödemeleri düşüyor sadece. Bir formülü var. Tanımını da yaptım bunun. Ticari bilanço karına kanunen kabul edilmeyen giderler asgari kurumlar vergisinin matrağını oluşturuyor. Bundan neyi düşeceğiz? Düşülebilen istisna ve indirimleri. Hangileri? Bunlar. Ticari bilanço karına kanunen kabul edilmeyen giderleri ekledik. Sonra bunlardan biri varsa, şu an sıraladığım kazançlardan biri varsa, bunlar istisna olduğu için ve düşülebildiği için düşeceğiz. Bunun üzerinden %10 hesaplayacağız. Bir de alınmayan vergiler var, kazanılmış haklar. Alınmayan vergiler de bunlar. Asgari kurumlar vergisini %10 hesapladık. Bundan şunları düşeceğiz. Payları Borsa İstanbul'da işlem görenlerden düşen 2 puan, ihracatçılardan 5 puan, imalatçılardan 1 puan, yatırım teşvik belgesi nedeniyle hesaplanan indirilebilir kurumlar vergisi. Geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi hesaplamasında dikkate alınacak. Yani matraha eklenecek. Geçmiş yıl zararları, ticari bilanço kârı artı kanunen kabul edilmeyen giderleri matrah olarak alıyorduk ya, bundan düşmeyecek. Çifte vergilendirme önleme anlaşması çerçevesinde almaya hakkımız olmayan vergiler de yine asgari kurumlar vergisinin konusuna girmeyecek. Ve geldik örneğe. Hoş geldiniz. Örnek de biraz daha iyi oturuyor. O yüzden bol bol örnek koydum. Şimdi kurumlar vergisi, kurumlar vergisinin asgari kurumlar vergisinden fazla olduğu durum. Kurumlar vergisi, kendi hesapladığımız kurumlar vergisi asgari kurumlar vergisinden fazla çıkıyor. İşletmenin 2025 hesap döneminde ticari bilanço kârı 1 milyon. Kanunen kabul edilmeyen giderleri 200 bin. Sol tarafta kurumlar vergisi, sağ tarafta asgari kurumlar vergisi var.
Şimdi 1 milyona 200 bin ekledik, 1 milyon 200 bin. Kurumlar vergisi oranı %25, 300 bin lira beğen bu vatandaş kurumlar vergisi ödeyecek. Asgari kurumlar vergisini nasıl hesaplıyoruz? Ticari bilanço kârı 1 milyon, kanundan kabul edilmeyen gider 200 bin. Asgari kurumlar vergisinin matrahı ne? 1 milyon 200 bin. Çünkü bundan düşeceğimiz bir indirim ve istisna yok. 1 milyon 200 binin %10'u 120 bin. Bu mükellefin ödeyeceği kurumlar vergisinin 120 bin liranın altında olmaması lazım. Ama kendi beyanı zaten 300 bin. Yani beyanı, ya daha doğrusu kendi hesapladığı 300 bin asgariden fazla. Bu yüzden 300 bini beyan edecek. Şimdi yine bir mükellef var. Bu mükellefin ticari bilanço zararı 1 milyon. Kanunen kabul edilmeyen gideri 1 milyon 200 bin. Geçmiş yıl zararı değil, cari dönem zararı 1 milyon. Bunu tekrar edilmek istedim. Şimdi kurumlar vergisini nasıl hesaplayacağız? Ticari bilanço zararı 1 milyon, kanundan kabul edilmeyen giderleri 1 milyon 200 bin, kurumlar vergisi matrahı 200 bin. Hesaplanan kurumlar vergisi ne kadar? %25'i 50 bin. Asgari kurumlar vergisini nasıl hesaplayacağız? Ticari bilanço zararı eksi olduğu için buna kurumlar kanundan kabul edilmeyen gideri ekleyeceğiz. 200 bin olacak. 200 binin %10'u 20 bin. Yani bu vatandaş 20 bin liradan aşağı kurumlar vergisi ödememesi lazım. Ama zaten kendi hesabıyla 50 bin çıkmış. O yüzden hesaplanan kurumlar vergisi 50 bin olarak dikkate alınacak. Şimdi istisnalı olanlara geldik. İştirak kazancı, İştirak hissesi satış kazancı ve teknoloji geliştirme bölgeleri kazanç istisna ile asgari kurumlar vergisi hesaplaması. Örneğimiz şeyi bu. Şimdi bir mükellef ticari bilanço kârı 4 milyon, kanundan kabul edilmeyen gideri 800 bin. Şimdi 4 milyon, örneği görebiliyor musunuz? 4 milyon 800 bin eklediğimizde 4 milyon 800 bin. Şimdi burada indirim ve istisnalarımız var. Hangileri? 2 milyon lira iştirak kazançları istisnası. Hemen listemizi açıyoruz. İştirak kazançları istisnası var mı? Var. 5.1a. ...800 bin iştirak hissesi satış kazancı istisnası. Bu listede yok. Teknoloji bölgelerinde 500 bin kazanç istisnası var. Teknoloji geliştirme bölgeleri kazanç istisnası 500 bin. 100 bin lira Ar-Ge indirimi, nakdi sermaye artışı nedeniyle 200 bin lira nakit sermaye faiz indirimi var. İndirim konusu yapabileceği geçmiş yıl zararı 400 bin. Bu örnek biraz karışık ama toparlarız inşallah. Şimdi 4 milyon 800 bin normalde indirim ve istisnalar düşmeden önceki kurum kazancı. Şimdi iştirak kazancı istisnasını düşeceğiz. 2 milyon. İştirak hissesi satış kazancı normal şartlarda bunu da düşeceğiz. Beyanname verirken asgari kurumlar vergisinde dikkate almayacağız. Teknoloji geliştirme bölgesinde kazanç istisnası 500 bin. Bu üçünün toplamı 3 milyon 300 bin. Ama asgari kurumlar vergisi hesaplarken iştirak hissesi satış kazancı istisnası asgari kurumlar hesabında dikkate alınmadığı için sağ tarafta asgari kurumlar vergisi hesaplarken 3 milyon 300 bin değil, bundan 800 bini düşüyoruz. İştirak hissesi satış kazancı istisnasını 2,5 milyon. Yani 4 milyon 800 binden 2,5 milyon düşeceğiz. Sonrasında geçmiş yıl zararı. Normal beyanname verirken geçmiş yıl zararını düşüyoruz ama asgari kurumlar vergisinde geçmiş yıl zararını düşmüyoruz. Sonrasında indirimler. Ar-Ge indirimi 100 bin, nakdi sermaye faiz indirimi 200 bin. Normal beyanname verirken ikisini de düşüyoruz 300 bin toplamı. 100 artı 200. Ama asgari kurumlar vergisi indirirken Ar-Ge indirimini düşüyoruz. O sıralanan şey de vardı tebliğde. Kurumlar vergisi matrağı normal şartlarda 800 bin iken, yani bunun üzerinden 200 bin kurumlar vergisi ödeyecekken, asgari kurumlar vergisi o düşülmeyen indirim istisna geçmiş zararları nedeniyle 2 milyon 200 bin çıktı. Yani 2 milyon 200 binin %10'u 220 bin, bu vatandaşın ödeyeceği minimum kurumlar vergisi 220 bin olabilir. Kendi hesabıyla 200 bindi. Ama beyannamesinde 220 bin olarak gösterecek.
Yatırım teşvik belgesi örneği var. Şimdi ticari bilanço karı 12.500.000, kanunen kabul edilmeyen gideri 500.000, istisnaları bankalara borçlu durumda olduğu için bir taşınmazını satmış, 4.000.000 buradan kazanç elde etmiş. Bunu kurumlar vergisinden düşüyoruz ama az önce saydığımız maddede olmadığı için bankaya borç nedeniyle satılan taşınmazların bir istisnası var. Asgari kurumlar vergisi hesaplarken bunu dikkate almıyoruz. Sonrasında Ar-Ge indirimi buydu, evet. Ar-Ge indirimi var 2.000.000, yatırım indirimi var 1.000.000. Kurumlar vergisini hesaplarken 3.000.000 olarak bu ikisinin toplamını dikkate alıyoruz ama asgari kurumlar vergisini hesaplarken sadece Ar-Ge indirimini dikkate alacağız. 2.000.000 düşeceğiz. Yani asgari kurumlar vergisi matrahı 13.000.000'dan 2.000.000 düşünce 11.000.000 olarak dikkate alınacak. Ama teşvik belgesine göre alınmayan bir vergisi var, 800.000. 11.000.000'un %10'u 1.100.000. Şimdi yatırım teşvik belgesi vardı örnekte. ...4.000.000 indirimli kurumlar vergisine tabi matrahı var. İndirimli kurumlar vergisi oranı da %5. 800.000 asgari kurumlar vergisinden düşecek. 11.000.000 %10'u 1.100.000. 800.000'i düşeceğiz. 300.000 olarak asgari kurumlar vergisi matrahı çıkacak. Şimdi asgari kurumlar vergisi çıkacak. Ama normal şartlarda ödeyeceği vergi 700.000'di. Şimdi bunu büyük ihtimal biraz karışık olduğunu fark ettim. Bunu büyük ihtimal programlar ayarlayacak ama veriyi doğru girmemiz gerekecek. Hani enflasyon muhasebesinde de aynısı oldu. Ama şu var, iki ayrı tablo yapacağız. Normal beyannamemizi verir gibi kurumlar vergimizi hesaplayacağız. Sonra da asgari kurumlar vergisiyle ilgili büyük ihtimalle Excel tablosu çıkar ya başka bir şey çıkar. Yanında da bir tablo daha yapacağız. Kıyaslama yapacağız. Asgari kurumlar vergisinin eğer normal kurumlar vergisi asgari kurumlar vergisinin altındaysa asgari kurumlar vergisini beyan edeceğiz. Kur korumalı mevduattan 5.000.000 kazancı var, istisnası. 5.000.000 da geçmiş yıl zararı var. Şimdi 15.000.000 vatandaşın 15.000.000 ticari bilanço karı var. Kur korumalıdan 5.000.000, geçmiş yıl zararı 5.000.000, normal kurumlar vergisi matrahı 5.000.000. Ama teşvik belgesini istediğin 2.000.000 bir indirimli kurumlar vergisini hesaplanacağı matrah var. Alınmayan vergisi 400.000. Genel orana tabi kazancı 3.000.000, 850.000 lira vergi ödeyecek. Ama asgari kurumlar vergisinde kur korumalı dikkate alınmıyor. Geçmiş zararı dikkate alınmıyor. Matrahı asgari kurumlar vergisinin 15.000.000. Ama teşvik belgesine göre alınmayan 400.000 lira vergisini 15.000.000 %10'u 1.500.000 bundan düşüyoruz. 1.100.000 lira asgari kurumlar vergisi hesaplamış oluyoruz. Yani 400.000'i 1.500.000'dan düştük. 1.100.000 asgari kurumlar vergisi var. Normal kendi beyanında 850.000'di. İhracat kazançları, serbest bölgeden elde edilen kazançlar, bununla ilgili bir örnek var. Genel olarak örnekler bu minvalde. Yani biz bunu hesaplarken iki tane şeye dikkat edeceğiz. Diğer örnekler fazla karışmasın diye vermeyeceğim. İki tane şeye dikkat edeceğiz. Bir, ticari bilanço karına karnen kabul edilmeyen giderler ektik. Bundan düşebileceğimiz indirim ve istisnalar var. Sonrasında asgari kurumlar vergisinin hesapladık, matrahını bulduk, hesapladık. Bulduğumuz asgari kurumlar vergisinden de düşeceğimiz bazı kalemler var. Yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, Ar-Ge diyorum, imalatçı indirimi, ihracatçı indirimi vesaire. Gayrimenkul yatırım ortaklığının ticari bilanço karı 5.000.000, kurumlar vergisi bu istisna, kazancın 3.000.000 lirası kurum aktifine kayıtlı taşınmazdan elde edilmiş. Şimdi bunu sayarken madde madde taşınmaz gelirleri hariç demiştik. Şimdi 5.000.000 kurum kazancı var. Gayrimenkul satışı dışında
geliri dışında kazancı 2 milyon, gayrimenkulden kaynaklanan 3 milyon. Şimdi 5 milyon kazancı var, 5 milyon da istisnası var. Ama asgari kurumlar vergisinde taşınmazdan elde edilen kazançlar bu fon ve yatırım ortaklıklarında dikkate alınmadığı için 5 milyondan sadece 2 milyon düşeceğiz. 3 milyona dikkate almayacağız. Kurumlar vergisi, asgari kurumlar vergisinin matrahı 3 milyon olacak. 3 milyonun %10'u da 300 bin. Normalde beyan bu vergi vermeyecek mükellef 300 bin lira kurumlar vergisi ödeyecek. Yani burada bir kısım istisna ve indirimler azaltılmış oluyor. Öyle diyeyim kısaca. İşte geçmişi karını da tutun bu taşınmaz kazançları istisnası da. Ya ödeyeceği vergileri aslında uluslararası düzeyde de böyle bir şey var ama tüm mükellefler ödeyeceği verginin belli bir oranın altında olmaması planlanıyor. Bunu ilk ben duyduğumda bir toplam ciro üzerinden bir oran alınacak gibi bir şey söylenmişti. Ama sonra buna evrildi. Şimdi yerel ve asgari kurumlar vergisi meselesi var. Şimdi bunu kısaca değineceğim. Çünkü bununla ilgili alt düzenlemeler henüz yapılmadı. Sonra bir 10 dakika sigara arası verelim. Sonra Ramazan Bey devam etsin. Hem sıkılmamış oluruz. Şimdi OECD'ye bizim de tabi olmamız nedeniyle uluslararası düzeyde vergi cennetlerini duymuşsunuzdur. Çok düşük vergiler alınıyor veya alınmıyor. Bunları engellemek için toplam cirosu 750 milyon avro ve üzeri olan firmalarda asgari bir kurumlar vergisi uygulaması getirildi. %15. Bir ülkede eğer %15'in altında bir vergi alınıyorsa ana faaliyet gösterdiği ülkede %15'e tamamlanıyor. Veya bunun şartları var. Bir ülkede daha azsa öteki ülkede alınabiliyor şeklinde. Ama 750 milyon avro olacak. En az 6 ülkede faaliyet gösterecek. Alt düzenlemeleri yok. Kanuni bir düzenleme yapıldı sadece bununla ilgili. Biraz da karışık. Çok detaya girmeyeceğim ama. Hem küresel düzeyde bir şey var. Çünkü Türkiye'de mesela Unilever faaliyet gösteriyor. Bunun ödediği ülke eğer işte Man Adaları aklıma geldi nedense. Man Adaları'nda %15'in altındaysa Türkiye bu aradaki farkı alabiliyor. Veya İngiltere'de. Hem yerel düzeyde hem küresel düzeyde bir asgari kurumlar vergisi düzenlemesi yapıldı. Ama bunun amacı genel olarak bu OECD diğer ülkelere uyum sağlama süreciyle ilgili. Burada alt düzenleme yapılmadığı için çok detaya giremedim. Kanun maddeleri de çok anlaşılır gibi değil. Şimdi gelir vergisinden, kurumlar vergisinden bahsettik. Asgari kurumlar vergisi için en azından bir farkındalık olsun istedim. Bu hasılat tespiti mevzu çok önemliydi gerçekten. Çünkü yeni bir denetim türü. Yani karşımıza çıkabilir. Başkanım kötüyü çağırmayalım belki bize de gelirler. Şimdi buraya kadar bir soru var mı? Genel olarak. Bir 10 dakika o zaman sigara molası verelim. Sonra Ramazan Bey'i dinleyelim. Teşekkür ediyorum.
İsmim Ramazan Kök, Kahramanmaraş'tan geliyorum. Öncelikle deprem sürecinde odamızın çok büyük desteğini gördük. Bursa'daki esnaflarımızın depremde çok ciddi manada katkılarını gördük. Çok teşekkür ediyorum onun için. Sayın Oda Başkanımıza ve Oda Yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum böyle bir imkan sunduğu için bizlere. Ben Erol Üstad'dan sonra vergi usul kanununda yapılan değişikliklere kısaca değineceğim. Burada vergi usul kanununda özellikle cezanın sistematik yapısında biraz değişiklikler yapıldı. Bunlardan bahsedeceğim. Biraz televizyonlarda gündem olan işte mükellef olmayan kişilerin de artık ödemelerini tespit etme zorunluluğu kapsamına alındı. Bankalarda para transferi yapılan kişilerle ilgili ciddi manada cezalar arttırıldı. Özel usul cezalarında sistematik bir şekilde artan ceza uygulamasına geçildi. Özellikle bizim de meslek mensupları arkadaşlarıyla ilgili işte tek düzen hesap planına uymama gibi böyle çok yani 10 kat 20 katına kadar artan cezalar oldu. Bunları anlatıp daha sonra KDV kanununa ve ÖTV'de yapılan değişikliklere geçip oradan da bitirmeyi düşünüyorum. Sunumumuz çok detaylı ama biraz vaktimiz daraldığı için biraz da çok sıkıcı bir konu olduğu için bir ana hatlarıyla değineceğim inşallah. Şimdi 7524 sayılı kanunda vergi usulüyle ilgili işte 5. 6. 13. ve 14. maddesine kadar değişiklik yapıldı. Bunlardan bir tanesi 153A ile ilgili düzenleme yapıldı. Bu 153A'da özellikle sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettiren ticari ve serbest meslek faaliyetinde bulunan yani sadece münhasıran bu işi yapan kişilerle ilgili bir teminat uygulaması söz konusuydu. Bu teminat uygulamasına karşı Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmıştı ve dava neticesinde bazı hükümler iptal edilmişti. Bunun üzerine bu teminatın üst sınırı tekrar yeniden belirlendi. Düzenlenen sahte faturanın %10'u ve bu 10 milyon Türk lirasını aşmayacak şekilde. Daha sonra teminatın verilme süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı. Aynı şekilde yükümlülükleri zamanında yerine getiren kişilerle alakalı teminatın iade edilmesini ve teminatını vermeyen kişileri daha öncesinde teminat tahakkuk ettirilip bundan gecikme faizi uygulanıyordu. Bu hüküm de iptal edildi. Bu da yine 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi arkadaşlar. Madde 6. madde tahsilat ödemelerin tespit zorunluluğu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verildi. Bunun kapsamı genişletildi. Özellikle elektronik ticaret dahil olmak üzere internet ve dijital ortamda işte hizmet sağlayıcılara ve aracılara bildirim verme yükümlülüğü getirildi arkadaşlar. Bu işte televizyonlarda gündem olan işte bu ödemelerin tesvikiyle alakalı mükelleflere ve mükellef olmayanlara ibaresi eklenerek 7000 TL üzeri ödemelerin bankadan geçirilmesi zorunluluğuna bu mükellef olmayan kişiler de eklendi. Bunda da tekrar tebliğde düzenleme yapıldı. İşte özellikle bu örnek tebliğdeki bir örneği buraya aldık arkadaşlar. İşte kamu kurumunda çalışan Bay A evinde kullanmak üzere beyaz eşya, perakende ticaretiyle uğraşan B Limited şirketinden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın alıyor. Ve bu buzdolabının söz konusu 7.000 TL tutarı aştığı için bu işlemde tahsilat ödeme aracı finansal kurumlar kanalı yapılması gerekmekte. İşte bunun işte yaptırımı fatura tutarının %10'u özel usul cezası. Eğer o %10 tutarı sabit tutarı altındaysa da sabit tutarı kadar özel usul cezası gündeme geliyor arkadaşlar. Diğer mükellef olmayanların kendi aralarında yaptığı ödemelerde tefsik sorumluluğu yok. Diğer bir düzenleme dijital platformlara getirilen bir vergi güvenlik müessesesi olarak bunların denetimi ile ilgili. Bunlara gerçek ve tüzel kişilere yönelik işte bildirim zorunlulukları getiriyor. Yani hizmet sağlayıcılara ya mesela atıyorum sahibinden.com'a ilan verdiğinizde İşte ne kadar ilan verildi, bunlarla ilgili işte süresinde verildi, işte tutarları ile ilgili Maliye Bakanlığı'na yetki tanınıyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı elektronik ticaretin yanı sıra işte her türlü dijital ortamda işte reklam, ilan, satış, kiralama gibi ticari faaliyetin vergisel güvenliğini sağlamak üzere bir yetki veriliyor. Bu yetki çerçevesinde bu kişileri belirli sürelerle bildirim yapma yükümlülüğüne tabi tutuyor. Ayrıca bakanlık başkalarına ticari iktisadi faaliyetin yapılmasına ilişkin bilgilerin alınmasını zorunlu kılarak içerik sağlayıcılar tarafından üretilen ya da sağlanan bilgiler, aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik aracı hizmet sağlayıcı kuruluşlar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar
sosyal ağ sağlayıcılar tarafından düzenli bir şekilde bakanlığa bilgilerinde bulunma zorunluluğu veriliyor arkadaşlar. Şimdi evvelki yıllarda bu emlak sektörü, galeriler falan incelemeye alındı. Burada bilgileri temel olarak sahibinden.com'dan ya da onun gibi arabam.com gibi platformlardan aldılar. Şimdi araç alıyorsunuz, ilanda işte 1 milyon yazıyor, açıklamada diyor ki 5 milyon 600 bin. Rakamlarla oynayabiliyorlardı veya konut satılırken ya da kiralanırken. Burada artık bilgi istemesine gerek kalmadan analize tabi tutuluyor bu. Bu platformlar düzenli olarak, ki Maliye Bakanlığı'yla toplantı yapıp anlaştılar aslında, düzenli olarak bildirimde bulunuyor. Ve o bilgilerin doğruluğu da, yani zemin koduna kadar, arabaların işte şase numarasına kadar bu ilanlar verilirken girilme zorunluluğu var. Hatalı girmelerde de ciddi cezalar getirildi. Burada da yine denetimi kolaylaştırılması için bu düzenleme yapıldı. Düzenli olarak her ay bildirim yapacaklar. İşte bu tarz sahibinden.com, arabam.com gibi platformlar. Evet. 7 ve 8. madde işte altın, gümüş, palatyum gibi kıymetli madenlerin borsa raciyle değerleme ölçüsü getirildi. Daha önce bunlar maliyet bedeliyle emtia, altın, palatyum gibi kıymetli madenler emtia olarak değerlendiriliyor ve maliyet bedeliyle değerleme ölçüsüne tabiydi. Yapılan düzenlemeyle bunlar da vergisel yükümlülükleri artırmak amacıyla borsa raicinin kullanılması ölçüsü getirildi. Burayı geçiyorum çok fazla şey yapmadan. Evet, bir daha yine arayayım. Buradaki amaç da şu, elinde yatırımlık vesaire altın ya da bu madenlerden bulunanlar alış bedeliyle değerleniyordu. Çünkü bunların hani önceki düzenlemede alış bedeli, maliyet bedeliydi daha doğrusu şeyi. Şimdi yıl sonunda borsa raiciyle değerlendiği için ister istemez değerleri artacak ve bundan bir değer kazancıya edilecek, vergi verilecek. Buradaki amaç da buydu. Diğer önemli olan konulardan bir tanesi vergi cezalarında yapılan değişiklik. Bu vergi cezalarında yapılan değişiklik de sistematik bir değişiklik söz konusu oldu. Birincisi kayıt dışı faaliyette bulunan, yani münhasıran mükellefin vergi ziyanına sebebiyet verecek şekilde faaliyet vergi dairesinin ıtılağı dışında faaliyette bulunanlara %50 vergi cezası artırımlı uygulamaya geçildi. İşte vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiye tesis ettirmeksizin kayıt dışı faaliyette bulunan mükellefe %50 artırımlı uygulanacaktır. Yani vergi kanunlarına göre mükellefiye tesis ettirmesi gerektiği halde işte bu zorunla uymaksızın vergi dairesi ıtılağı dışında ticari, zirai, mesleki faaliyette bulunmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verilmesi durumda işte 1. 2. fıkralarda kesilecek vergi cezası %50 artırımlı uygulanacaktır. Bu düzenlemede 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Burada özellikle artırımlı örneklerimiz var. Hemen kısaca bir örneğe geçeyim. İşte vergi dairesi müdürlüğünün bilgisi dışında otomotiv alım satım faaliyetiyle uğraşan bir mükellefimiz işte 5-8-2004 tarihine itibaren otomobil alım satım faaliyetinde bulunuyor. Ziya Paşa Vergi Dairesi'nin mükellefi. Ziya Paşa Vergi Dairesi bunu 5-15-5-2005 tarihine geriye yönelik olarak mükellefiyet tesis ettiriyor. Bu mükellefiyetin tesisinde işte 1,5 milyon TL işte vergi tahakkuk ettiriyor. Normalde vergi ziya cezasını İşte bir katta vergi ziya cezası olması gerekiyor. Ancak burada vergi incelemesine başlanılmadan ya takdir komisyonuna sevk edilmeden müracaatta bulunduğu için ya tespit yapıldığı için normalde vergi ziya cezası %50 indirimli uygulanıyor. Bunun üzerine %50'nin %25 artırımlı hali %75 olarak vergi ziya cezası uygulanıyor ve 1 milyon 250 bin TL tutarında vergi ziya cezası takdir ediliyor. İşte diğer bir örneğimiz Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün işte 1-4-2005 tarihinde ticari faaliyette bulunan işte Bay B hakkında işte 14-4-2005 tarihinde yapılan yoklamada Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından geri yönelik bir tespit yapılıyor. Ve bu tespitte yine aynı dönemin içerisinde muhtasar ve prim hizmet beyannamelerin kanun süresinden sonra verilmiş ve beyanname istinaden 50 bin lira vergi tahakkuk ediliyor. Ama burada aynı dönem olduğu için mükellefiyet tesis tarihinin içerisinde bunun döneme ilişkin beyannamede bir matrah farkı tespit edildiği için şey uygulanmıyor. Yani %50 vergi ziya cezası uygulanmıyor. Ve dönem içerisinde pişmanlıkla verildiği için de %50 eksik uygulanıyor. Yani artırımla uygulanmıyor. 125 bin TL bir vergi ziya cezası kesiliyor. Yani önemli olan vergi dairesinin ıttılağına girmesi ve dönemini kapsaması gerekiyor. Eğer kayıt dışı yani faaliyetinden önce ise vergi ziya cezası bir kat uygulanan vergi ziya cezası 1,5 kat uygulanıyor %50 artırımlı şekilde. İşte diğer bir örneğimiz de artırımlı vergi ziya cezasında özellikle sahte fatura düzenleme fiili 359 kapsamında değerlendiriliyor ve 359 kapsamında değerlendirildiği için normalde 3 ile çarpılıyor
atıyorum oradan elde edilen komisyon geliri. Bu örneğimizde 3 katın %50'si alacağımız için o da 4,5 katına tekabül ediyor. İşte bu örneğimizde sahte belge düzenleyen bir şirketin ortağı hakkında bir tespit yapılıyor. Bunun 2025 yılı için işte 1 milyon TL gelir vergisi tahriyatı yapılıyor. Bunun 359 kapsamında olduğu için 3 ile çarpıyoruz. 4 milyon vergi ziyağı. Bunda %50 arttırımlı hali 4,5 milyon bir vergi ziyağı cezası kesiliyor. Yani normalde 1 kat olan vergi ziyağı cezaları 1,5 kat, 3 kat olan vergi ziyağı cezası 4,5 kat olarak uygulanıyor. Diğer örneklerimiz slaytımızda çok detaylı bir şekilde var. Kısaca onları geçeyim diyorum. Evet. Şimdi kayıt dışıyla mücadele, hani dedik Maliye Bakanlığı artık şahin bir politika uyguluyor. Kayıt dışıyla ciddi bir mücadelesi var ve bunun için de risk analiz merkezini kullanıyor. Mükellefler arasında ya da vatandaşlar arasında şöyle bir uygulama var. İşte 3 arabanın üzerinde satarsan, işte eşinin üstüne, çocuğun üstüne falan alıyor. İşte mükellefiyet ya da ceza yersin gibi bir şey var. Öyle bir durum yok. Risk analiz merkezi hepsini analiz ediyor ama hepsi denetime alınamayacağı için belli bir rakam koyuyor. Az önce söylediğim 10 milyon da bunun gibi bir şeydi. Yani 10 milyon üzerindeki para hareketi. Şimdi hepsini izaha davet edemez, denetime alamaz. 3 araba diye bir düzenleme bir yerde yok ama 3 arabanın üstü diyelim 100 bin mükellef var. 10 arabanın üstü 1000 mükellef varsa bunu denetime tabi tutabiliyor. Sonra da yani denetim yapılacak mükellef sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Sonra da mükellefiyet tesis ettirse bile vatandaş, tespit dönemi mükellefiyetten önce ise gene ceza arttırımla uygulanıyor. %50 arttırımla uygulanıyor. Burada dikkat edeceğimiz şey bu. Evet, vergi usul kanunu ile ilgili yapılan diğer düzenleme, vergi usul kanundaki cezalar ikiye ayrılıyor. Genel usulsüzlük cezaları, birinci derece usulsüzlük ve ikinci derece usulsüzlük. Diğeri de özel usulsüzlük cezası. Genel usulsüzlük cezalarında şu tabloda görüleceği üzere, işte 1100 sermaye şirketleri atıyorum 1100 TL olan ceza 20.000 TL'ye. Efendim üstad, ha, birinci derece. İkinci derecede 580 TL olan ceza 10.000 TL. Burada kısaca hani değinmek gerekirse işte birinci derece usulsüzlük cezaları, işte vergi harçlı beyannamelerin zamanında verilmemesi, işte kanuna göre tutulan mecburi defterlerin işte herhangi birinin tutulmamış olması, işte özellikle vergi müfettişleri tarafından kullanılan defter kayıtlarını ve bunlara ilişkin vesikalarının doğru bir vergi incelemesinin yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan usulsüzlük karışıklık olması, bütün incelemelerin sonucunda raporda bu değiniliyor maalesef. Sayma yoluyla belirtilmiş. İşte diğer ikinci derece usulsüzlüklerde hani bildiğiniz üzere işte veraset intikal vergisi beyannamelerin süresinden sonra başlayarak belli bir süreden sonra verilmiş olması, işte ekim sayım beyanı, işte yaz, yani bunlar çok karşımıza çıkmıyor ama özellikle bunlar incelemede bu birinci derece usulsüzlük cezaları resen takdiri gerektirdiği için iki kat alınıyor. Tekrar 20 bin lira üzerinden 2 ile çarpılıyor. Şurada bir araya gireyim. Evet, buyurun. Vergi dairesi tespit ettikten sonra tespit dönemi yasanın %50 artırımlı çıktığı tarihten öncesine ait olsa da yine %50. Yok, sonrasına ait. Sonrasına. 2 Ağustos. Geriye işlemez. 2 Ağustos. 2 Ağustos'tan öncesine dönem, vergi ziyacı dönemi 2 Ağustos'tan öncesine ait olsa bile 2019'da 2020'de tespiti yani vergi dairesinin de ıtılağına girmesi yasadan sonra ise yine %50 mi uyguluyor? Ceza ait olduğu döneme kesilir. Yine %50 artırımlı mı olur? Burada hayır, geriye dönük yürümeme ilkesi yok mu? Kayıt dışı faaliyet 2 Ağustos'tan sonra ise kayıt dışı faaliyet 3 Ağustos'ta başlamışsa 2 teşekkür Ağustos'ta ederim. Olabilir. Burada %50 artırımlı. Ama sizin dediğiniz gibi 2019-20'de bir kayıt dışı faaliyet tespit edilmişse geriye doğru yürümez. Ama mesela defter belge ibraz etmemenin bir cezası var. Ne zaman ibraz etmedi? Bugün 2 Ağustos'tan sonra. Onun aslında cezası o tarih itibariyle. Teşekkür ederim. Şimdi inceleme dönemlerinde biraz geriye gelir misin? İnceleme yaptığımız dönemlerde biz bu birinci derece, ikinci derece usulsüzlük cezalarını hani üstadın yanında konuşuruz ama ayıp oluyordur belki. Biz bunları dikkate bile almazdık. Zaten bir kıyaslama yapılıyordu. Ya çok düşüktü rakamları, özellikle ikinci derece usulsüzlük cezaları. Ama şimdi dişe dokunur hale geldi. Yani evet. 1 milyon 100 binden 20 bine. 600 binden 10 bine. Yani rakamlar gerçekten hani 20 katın belki bazı yerlerde 30 katın üzerine çıktı. Artık hani bu küçük kabahatler bile çok ciddi cezalandırılmaya başlandı. Şimdi beyanname vermeme cezasını biliyorsunuz hani çok düşüktü. İşte en son 2500 lira falandı. İşte indirim istiyorduk vesaire.
Ama şimdi mükellef bu cezayı yedikten sonra geri dönüşü bize olacak. Yani buradaki şeylerin çoğu zaten hani ya işte bizim ya SMM'lerin hatası oluyor. Hatası değil mi? Mükellef bize öyle görüyor yani en azından. Yani. Ama rakamlar o kadar yüksek oldu ki artık hani buna da dikkat etmemiz gereken bir durum oldu. Cezalar gerçekten çok ağırlaştırıldı. Diğer 11. madde ile de özel üstlük cezalarında bir düzenleme yapıldı. Burada da özel üstlük cezasının sistematiği değiştirildi, artan ceza uygulaması getirildi. Her tespite ayrı bir ceza kesilmesi söz konusu. Vergi usul kanunu 353 maddesinde yapılan düzenleme ile işte 1, 2, 6 ve 10. fıkralarında yapılan düzenleme kapsamında fatura, gider pusulası, işte müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ikincisi işte para kendi satış fişi, ödeme kaydı cihaz fişi, yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, günlük müşteri listesi gibi bu cezalarda sayılan belgeler bu kapsamın dışında belge düzenlerine dikkat özel üstlük cezası getirildi. Özellikle marketlere gittiğimizde bazı marketler kayıt dışı çalışanlar hani bilgi fişi veriyorlardı bize fiş yerine. Bunlara da aynı şekilde özel üstlük cezasının iki kat uygulaması söz konusu. Bu durumun idarenin bilgisine girmeden önce bu belgeyi almak zorunda olanlar ve bu belge muhteviyatı itibariyle işlemin muhatapları tarafından 5 iş gün içerisinde idarenin bildirimine sunulduğu takdirde bu özel üstlük cezası 6 katla çarpılacak. 6 ile çarpılacak. Yani bu tamamen bir şey oluşturulmak üzere ihbar gibi hani mükellefi ihbar edin, fişi vermeyi ihbar edin. Onu biz işte 6 ile çarpalım. Bir işte tahsil, vergi cezaları vergi tahsiline dönmeye başladı. İşte vukuun 353'ün 1. 2. numaralı bentlerinde sayılan belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunanları maddede yer alan yükümlülüklerini getirmedikleri takdirde bu durumun belge muhteviyat işlemi muhatapları tarafından 5 iş gün içerisinde idareye bildirmesi halinde bu yani eğer kendisi almadığını bildirirse özel üstlük cezası kesilmemesi, belgeleri düzenlemeyen eksik ve yanlışsız düzenleyenlere de özel üstlük cezasının 3 katı uygulanması düzenlenmiş. Yani vatandaş gidip bu bağdan bana belge düzenlenmedi şeklinde bildirimde bulunduğunuz takdirde 5 iş gün içerisinde kendisine herhangi bir özel üstlük cezası kesilmiyor ama mükellefe işte 3 ile çarpılacak. Aynı zamanda bu belgeyi almayanlara da yine özel üstlük cezası düzenleniyor. Alınan belgenin düzenlenmediği, eksik veya yanıltıcı düzenlendiği hususu idarenin tespitinden önce belgenin düzenlenmesi gereken tarihten 5 iş gün içerisinde söz konusu kişilerin idareye bildirmeleri durumunda bu kişilere ceza kesilmemesi şeklinde düzenleme yapılmış. İşte burada ceza tutarları belirtiliyor arkadaşlar. Tespit yöntemine geçildi. Birinci tespitte 10.000 TL. Ya olması normalde eski ceza tutarı 3.400 TL idi ve kesilen faturanın %10'u kadar. Mesela düzenlenen fatura eğer %10'u 3.400 TL'nin altındaysa 3.400 TL dikkate alınıyordu. Ve yıl içerisinde toplam tutar 1.700.000 TL'yi geçmiyordu özel üstlük cezası. Yani maksimum kesilecek ceza 1.700.000 TL idi. Yeni yapılan düzenleme ile birinci tespitte her fatura için 10.000 TL, ikinci tespitte 20.000 TL, üçüncü tespitte 30.000 TL, dördüncü tespitte 40.000 TL, beşinci tespitte 50.000 TL, altıncı ve sonraki tespitler için her bir fatura bazında %10'un üzerinde 100.000 TL ve toplam o yıl içerisinde 10.000.000 TL'ye kadar bir özel üstlük cezası kesilmesi söz konusu. Maalesef bu kesilen özel üstlük cezaları meslek mensubu arkadaşlara yansıtılıyor. İşte sizin hatanız kesmediniz. Biraz ihalenin bizde kalması söz konusu olabilir. Onun için biraz sıkıntılı, çok ciddi manada dikkat etmek gerekiyor. Burada yine araya gireyim mi? Şimdi önceden tespit sayısına bakılmıyordu. Ama burada artık ceza kesilirken birinci tespit, ikinci tespit mevzu var. Şimdi birinci tespit de şu. Dondurmacıya gittiniz. Daha önce böyle bir şey başıma girdiği için anlatayım. Dondurmacıya gittiniz. Orada 3 kişi dondurma aldı ama fiş verilmedi. 3 tane belgenin düzenlenmediği tespit edildi. Bu birinci tespit. 2 gün sonra bir daha gitti. Birinci tespitte her bir dondurma için 10 bin lira yalnız. İkinci tespit 20 bin. Üçüncü tespit 40 bin. 40 bin. 40 bin. 6 ve üzeri 100 bin. Ama burada şöyle fatura tutarını, KDV idare tutarının %10'uydu ya. 10 binden aşağı olmamak üzere. Evet. Eczanelerde bir denetim yapıldı biliyorsunuz yakın bir zamanda. Çok ciddi cezalar da kesildi. Bu düzenleme yapıldı. Ondan sonra denetime gittiler. Ve yani çok büyük rakamlarda ceza yiyen eczacılar oldu. Yani vergi cezasından vergi tahsilatı, vergilerini arttırmaya amaçlıyoruz bu dönemde maalesef. Şimdi burada bir örneğimiz var. Kısaca hemen ondan bahsedeyim.
Şimdi bir şimdi 9.9.2004 tarihinde yani yasal düzenlemenin yapıldığı tarihten sonra gelim teşvik ettiği nezdinde yapılan denetimde mükellefin 5.8.2004 tarihinde yapmış olduğu satışlara ilişkin 3 adet faturayı düzenlemede tespit ediliyor. Öte yandan 4.10 tarihinde aynı mükellef hakkında 1.10 tarihli satış işlemine ilişkin fatura düzenlemediğine yönelik ihbarda bulunuluyor. Bunun üzerine 15.10.2004 tarihinde mükellef nezdinde yapılan yoklamada mükellefin 1.10 tarihli satışına ilişkin işte bir adet fatura ve 2 adet ÖKC fişini düzenlemediği tespit ediliyor. Yani buradaki faturayla ÖKC'yi ayırıyor çünkü ikinci bentte olduğu için. Buna göre 9.9.2004 tarihli denetim sonucunda tespit edilen 3 adet fatura düzenlememe fiili nedeniyle adı geçen mükellefe her bir fatura için 10.000 TL'den az olmamak üzere fatura yazılması gereken meblağın %10 oranında 3 adet özel üstlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde bu belgeleri almayan hakkında alıcının durumuna göre belirlenecek tutarda özel üstlük cezası kesiliyor. Yani bildirip bildirilmediğine göre. Bununla birlikte aynı mükellef yani ikinci tespite geçiyor burada. 15.10 tarihli yapılan yoklamada fatura düzenlememe fiiline ilişkin tespitin işte satıcı mükellef açısından ikinci tespit sayılıyor fatura düzenlememe fiili yönünden. ÖKC fişi için ise ilk tespit sayılıyor. Yani ikinci ihbarda ÖKC düzenlemede tespit ediliyor. Bunun ise birinci tespit olarak değerlendirmesi gerekmekte. Diğer taraftan fatura düzenlememe yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef hakkında fatura düzenlememesi gereken süreyi takip eden eğer 5 iş gün içerisinde ve her halükarda idarenin bilgisine girmeden önce alıcı tarafından idareye ihbar niteliğinde bildirimde bulunulduğundan mükellef adına kesilmesi gereken özel üstlük cezası 3 kat artırılmış şekilde uygulanıyor. Yani eğer siz o 5 günlük süre içerisinde mükellef sizi gidip şikayette bulunursa işte bana fiş düzenlemedi, fatura düzenlemedi şeklinde o ceza 3 ile çarpılıyor. Aynı takvim yılı içerisinde mükellef adına ikinci kez fatura düzenlememe tespiti yapıldığından 1.12.24 tarihli fatura düzenlememe fiili ikinci tespit olarak dikkate alınacak. Bu defa 20.000 TL ile muhatap olacak. Ve bunun 3 katı eğer şikayette bulunulduğu için 5 iş gün içerisinde bunu da tekrar 3 ile çarpacağız. Yani başkanım ceza katlanarak gidiyor yani. Katmanlı oldu. Aynen. 60.000 TL'den az olmamak üzere yazılması gereken meblağın %10 olarak hesaplanan tutarın 3 katı tutarında özel üstlük cezası kesilecektir. İşte fatura almak zorunda olan alıcının durumu 5 iş gün içerisinde vergi dairesine bildirmesi nedeniyle de alıcı adına özel üstlük cezası kesilmeyecektir. Eğer kendisi bildirimde bulunmazsa alıcı adına da yani vatandaş adına da bir ceza, özel üstlük cezası kesiliyor artık. Yani haberleri de çıktı üzere işte dondurma gittiniz, fiş almadınız, sizin de cezanız var şeklinde. Öte yandan ÖKC fişi düzenlememeye yönelik 15.10.2004 tarihli yoklamada bu tespit belge türünün ilişkin bir takvim yılı içerisinde yapılan ilk tespit olarak dikkate alındığından burada da 10.000 TL tutarında özel üstlük cezası kesilmesi gerekiyor. Şu örneklerimiz çok fazla. Şu ikinci örneği de kısaca değineyim üstad. Ondan sonra şey yapalım. İşte J 12.8.2004 tarihinde yapılan işte bir denetim kapsamında H-Limit şirket tarafından düzenlenmesi gereken işte 60.000 TL tutarındaki bir adet faturanın yerine İşte kanunda yer almayan belgenin düzenlendi. Yani mesela markete gitmiş, işte fiş yerine belge veriliyor, işte bilgi fişi kapsamında yazılı hiçbir şekilde KDV falan belirtilmiyor. Öte yandan aynı mükellefin 22.8.2004 tarihine kadar düzenlemesi gereken 300.000 TL tutarındaki fatura yerine başka bir belge düzenlendi. Hususu alıcı Bay G tarafından 27.8.2004 tarihinde vergi dairesinde bildirimde bulunulmuş. Ve bu husus işte 28.8.2004 tarihinde yapılan bir yoklamada tespit altına alınmıştır. İşte buna göre işte mükellef hakkında 12.8.2004 tarihinde tespitin 2024 yılında işte fatura düzenlememe yönünden ilk tespit olduğu için her bir belgenin %10'u tutarı üzerinde ve mevzuatta yer almayan bir belge düzenlenmesi nedeniyle de 2 katla çarpılıyor. Ve bu artırılmış şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle faturada yazılması gereken meblağın %10'u işte 60.000 TL idi. 6.000 TL yapıyor. Fakat bu tutar belirlenen 10.000 TL'nin altında olduğu için 10.000 TL dikkate alınıyor ve 2 ile çarpılıyor. Yani toplam 20.000 TL'den az olmaması gerekiyor. Faturayı almayan alıcı hakkında da işte durumuna göre işte özel üstlük cezası belirleniyor. İkinci durumda 22.8.2004 tarihindeki tespitin işte 2004 yılında fatura düzenleme yönünden ikinci tespit olması nedeniyle
5 iş gün içerisinde de vergi dairesinin bildirilmesi nedeniyle mükellef adına kesilmesi gereken özürsüzlük cezası 6 ile çarpılıyor bu defa. Ve bu nedenle faturada yazılması gereken meblağın %10'u 30 bin TL'nin altı katı 180 bin TL. İkinci tespit olduğu için tekrar 20 bin TL'nin altı katı 120 bin TL'den fazla olması nedeniyle de adı geçen mükellefe işte 180 bin TL tutarında özürsüzlük cezası kesiliyor. Biraz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu, araya girdim kusura bakma. Her bir belge için tespit birden başlıyor. İr sevk irsaliyesi düzenlenme diye tespit edildiği bir, fatura düzenlenme diye tespit edildiği birden başlıyor. Yani sırayla işte özel ödeme yani fiş verilmemesi, fatura verilmemesi veya irsaliye verilmemesi ayrı ayrı tespit edilse hepsi bir. Ama ikinci bir tespit aynı gün içerisinde değil ya da aynı anda değil, sonraki zamanların birinde yapılırsa ikinci tespit sayılıyor. Burada hani özellikli durum bu ama cezalar ağırlaştırıldı. Yine işin özeti fazlasıyla ağırlaştırıldı. İhbar müessesesi güçlendirildi. İhbar ettiğinizde işte 3 kat veya 6 kat ceza kesilebiliyor. Yani mükelleflerimizin dikkat etmesi lazım. Evet. Bu özel suç cezalarıyla ilgili diğer örneklere geçiyorum. Hemen hemen mantığı aynı. Diğer işte madde altta cezalarda indirim ve uzlaşma müessesesi. İşte ciddi manada işte Twitter'da işte haberlerde büyük mükelleflerin çok ciddi anlamda vergi asıllarının silinmesine yönelik bir haber çıkmıştı. Bayağı da bir gündem olmuştu. Bunun üzerine uzlaşma müessesesinin kaldırıldığını işte hani uzlaşmayı kaldırdık artık hiçbir şekilde uzlaşma yoktur dendi. O süreçte de bu düzenleme yapıldı. Bu düzenleme de aslında vergi yine uzlaşma müessesesi devam ediyor. Mesela bazı mükelleflerimiz uzlaşma talebinde bu tarihten önce bulunanlar hakkında işte ileri tarihli uzlaşmaya gün veriliyor başkanım. Onlar uzlaşmadan yine yararlanacak yani. Yani o tarihten önce başvuranlar. Fakat 2 Ağustos'tan sonra uzlaşma talebinde başvuranlar hakkında sadece vergi aslında bir uzlaşma müessesesi kapatıldı. Vergi ziya ve İşte diğer usulsüzlük özürsüzlük cezalarıyla ilgili de yine uzlaşma meselesi devam ediyor. Burada da 376 ile ilgili yapılan bir düzenleme var. İşte 376 talebinde işte vergi ziya ve usulsüzlük özürsüzlük cezalarında işte ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde veyahut herhangi bir teminatta bulunması durumunda 3 ay içerisinde işte cezanın yarısının indirileceği hükme bağlanıyor. İşte diğer taraftan 2024 yılı için 23 bin TL'yi aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için söz konusu indirim oranı yine %75 olarak uygulanacaktır deniyor. 359 kapsamındaki olanlar yine bu kapsamın dışında. Vergi aslında ciddi bir hata olsa uzlaşılmayacak mı aslında? Yok üstad. Yani vergi aslında uzlaşma tamamen kapatılmış durumda. Aslında ciddi raporda bir hata yapmış. Onu yani şikayet yoluna... Vergi aslında ciddi bir hata da varsa vergi aslı kanun hükmü gereği uzlaşmadan kaldırıldı. Vergi aslında uzlaşma olmaması bir hakkaniyete aykırı bir durum olur. Neden? Ciddi bir raporda maddi hata yapılabilir değil mi? Hukuka aykırı bir hata yapılabilir. Şikayet yoluyla başvurmak gerekir. Şikayet yoluna gidecek, dava yoluna gidecek değil mi? Ekstradan eskiden öyle bir imkan vardı. Evet. Şimdi o dediğiniz basında yer alan haberlerden dolayı zannediyorum bu tümden kaldırıldı. Zaman uzlaşmanın da tümden kaldırılması lazım. Üstad zaten şöyle söyleyeyim, 2-3 ay önce hani benim muhatap olduğum dairelerde uzlaşmada vergi cezasından da indirim yapılmadı. Bize böyle bir talimat geldi dendi. Uzlaşmalarda ne vergi aslından ne vergi cezasından indirim yapılmadı. O zaman kaldırsınlar uzlaşmayı. Sonrasında bir ay veya 1,5 ay bu böyle gitti. Bayağı bir sansasyon oldu. Geri adım atıldı ama bu düzenleme yapıldı. Oldu. Yani şeye gidebilir bu. Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Yani uzlaşma müessesesinin mantığında bu tür hataları önlemek maksadı da var. Yani ciddi bir hata varsa uzlaşma komisyonu uzlaşmada bu düzeltilsin mantığı da var ama bu düzeltilmeyecekse uzlaşma komisyonu ne işe yarayacak? Orada bir garip bir durum olmuş. Adı üstünde uzlaşma zaten düştü. Evet, uzlaşma ama kaldırıldı. Yani uzlaşmaya orada komisyonun dikte ettiği bir rakam var. Tabii evet, yıllarca biz de bulunduk bu işin içinde de. Biraz öyle oldu ya. Evet. Dava açma oranı %1'in altında. Yani aslında mükelleflerin çok kullandığı bir alan değil. Yani kendisine vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükelleflerin yüzünden sadece bir tanesi dava açıyor. Özellikle yüksek olmayan rakamlarda biz mükellefleri zaten hani siz de öyle yapıyordunuz uzlaşmaya yönlendiriyorduk. Çünkü değecek bir rakam değil uğraşmaya, onun stresini yaşamaya vesaire. Hani aslı kaldırılması ki faiz de işliyor. Faiz oranları şu anda aylık %4,5. Yani mükellefe ödeme kolaylığı da sağlıyordu. Aslında kamu için bir tahsilat yöntemiydi bu.
Ama şimdi vergi aslında da bir indirim yapılıyor. Mümkün ki ben başka amcılığı yaptığım dönemde siz de biliyorsunuz. Yani vergi aslından da biz indirim yapıyorduk. Eski yıllarda daha çok yapıyorduk ki çünkü vergi faiz işlemesinin üstüne adam ödeyebilsin ya da vatandaş ödeyebilsin diye. Ama şu an tamamen kaldırılmasında haklısınız. Çok ciddi maddi hatalar yapılabilir, mevzuat hataları yapılabilir. Biz bunu dikkate alıyorduk indirim yaparken. Şu anda yargı yoluna gidecekler. Evet. Ceza yılı uygulaması getirildi yeni bir şekilde. Önceden her yıl işte özür dilerim cezaları işte bu yıl işte şu kadar olmuştur şeklindeydi. Artık bütün cezalarımız yeniden artırılan yüksek tutarlı cezalarımız her yıl yeniden değerleme oranında her yıl artacak. Artarak gidecek yani. Burada işte bir yeni aynı bunu geçelim. Bir yeni Türk lirası 40 TL oldu. Burada 13. madde de bilgi edinme kapsamında yapılan cezaları da artırım yani süresinde bildirim verme ile ilgili yeniden cezalar belirtiliyor. İşte 7524 sayılı kanun 13. maddesiyle hukukun 355. maddesinde yer alan işte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları bilgi değişim hükümleri kapsamında işte bilgi toplanması amacıyla bir düzenleme olan 152 ağa uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara işte özel hukuk cezasının kesilebilmesi amacıyla bir madde hükmü ekleniyor uluslararası bilgi değişim kapsamında. Bizimle ilgili kısmı daha çok İşte elektronik ticaretin yanı sıra internet dahil olmak üzere her türlü dijital platformda ilan, reklam, satış gibi kiralama gibi iktisadi ve ticari amaçlarda kullanıldığı hallerde işte vergi güvenliğini sağlamak amacıyla işte kendisine bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bu tür yükümlülüklere ilişkin olarak bildirimde bulunmamaları ve bildirimlerini eksik ya da yanıltıcı bir şekilde yapmaları durumunda uygulanması gereken işte özel hukuk cezaları düzenleniyor. Bunlar özellikle dijital platformlardaki vergi güvenlik meselesini artırmak amacıyla getirilen bir düzenleme. Burada diğer haberlerde gündem olan işte başkasının IBAN'ına para gönderme ile ilgili bir madde düzenlendi. Özellikle başkalarının hesabını kullanan veya kendi hesabını kullandıranlara özel suç cezasının kesilmesi bu madde kapsamında ekleniyor. Bu da yine 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdi. Burada bu bilgi verme ile alakalı özel suç cezası işte hukukun 256, 257, 250. maddesinde işte belirtilen işte birinci sınıf tüccarlar için İşte 11.800 TL'den 20.000 TL'ye çıkarıldı. Burada tekrar ceza üst sınırı 10 milyon TL'ye kadar arttırıldı. Özellikle aracı hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve işte evet yani ilk defa sınır getirildi. İşte etebligata ilişkin hükümlere uymamayla alakalı. Burada işte madde 13'te mali müşavir arkadaşların vermiş olduğu gerçek kullanıcı bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerde işte 35.400 TL olan ceza işte 60.000 TL'ye ve bunda da 3'te çarpma durumu söz konusu. Özellikle de bu petrolle ilgilenip de teminat verenlerle ilgili teminat hükümleri de arttırıldı. Diğeri de işte tahsilat ödemelerin banka ve benzeri finans kurumunda belirtilmeyenlere yönelik yani işte başkasının IBAN'la para gönderme ile ilgili ya da atıyorum kayıt dışı yapılan tahsilatlarla ilgili işte %10 yani bankadan para geçen %10 tutarında her bir işlem bazında ve aynı zamanda da bu tutar 20 milyona kadar arttırıldı. Asgari bir şey var mı? Üstad üst sınır var. Direkt asgari şey yok. Direkt en üst sınırdan alalım diyorlar. Burada da işte mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin işte başkasına ait hesabının kullandırılması, işte işleme konu tutarın %10'u, işte asgari ceza tutarı mükellefe göre işte 20 bin, 10 bin, 50 bin yani mükellefin sınıfına göre ayrıştırıldı. Ve azami 20 milyon TL'ye kadar da cezası söz konusu. Resmi almanıza gerek yok. Slide'ı biz odamıza vereceğiz. Odamız paylaşacaktır. İşte ceza kesilen mükelleflerin durumuna göre işte başkasının postunu kullandırma, işte 153 A maddesine göre alınan teminat ve ÖKC ve post cihazlarına ilişkin bakanlık düzenlemelerine uymayanlara işte 200 bin TL, 10 milyon TL yani artık rakamlar havada uçuyor yani değil mi? Evet. Şu dijital ortamı geçeyim. Teşekkür ediyorum. Üstad bu tevsik zorunluluğu kapsamında 7000 TL ve üzeri bankadan yapılması gereken ödemeler ve tahsilatlarda. Şimdi mükellef diyor ki müşteri geliyor işte 60-70 yaşında birisi 15-20 bin lira getiriyor. Bankadan ödeme imkanı yok, kredi kartı imkanı yok. Biz bunu nakit olarak alıyoruz. Kendi firmamızın personeliyle biz bunu bankaya götürüp müşterinin adından bu açıklamayla hesabımıza yatırıyoruz. Faturayı da kesiyoruz diyorlar.
Bu uygulamada idarenin şeyi nedir? Bakış açısı, yaklaşımı nedir? Yine bu cezalar kapsamında mıdır? Yani teşekkür ederim. Vergi Usul Kanunu madde 3, işte işlemlerin gerçek mahiyeti esastır, yemin hariç her türlüyle ispatlanabilir deniyor. Ben o kapsamda değerlendiririm yani tesdik kapsamında, ama oradaki takdir yetkisi farklı maalesef. Çünkü müfettiş farklı düşünüyor, okuma komisyonu farklı düşünüyor, idare farklı, mahkeme farklı. Biraz sıkıntılı olabilir. Şöyle, başkası adına bankaya para yatırmayı her banka kabul etmiyor. Evet. Bir kere bunu bankaya önce ikna etmeniz lazım. İkincisi, şu an kabul ediyorlar. Şu an yani kabul etmeyen bankalar da var en azından. Kabul ediyor, ikili ilişkilerle kabul ediyordur bunu. Çünkü ben gidip işte Hüseyin Bey adına para yatırıyorum diyemem. Kabul etmemesi lazım. Burada amaç şu, yani bu düzenlemelerin ceza tarafı, diğer tarafı, amaç şu, denetimi kayıt dışı kayıt altına almak. Cezaların ağırlaştırılma sebebi de bu. Şu anda biz bunu hissetmiyoruz. İlk eczacılardan başladılar. Bu hafta fındıkçılardalar. Evet, bu hafta fındıkçılara gittiler. Yani Düzce'ye, Ordu'ya vesaire müfettişler görevlendirildi. Fındık tüccarlarına gittiler. Fiili tespit falan yaptılar. Öncesinde demir sektörü, daha öncesinde kuyumculara gittiler. Bu cezalarla biz karşılaşmaya başlayacağız. Yani şimdi bu para hareketlerinde işlem başına. Şimdi petrol kaçakçıları, daha doğrusu kayıt dışı kaçak petrol satanlar genelde çalışanlarını falan kullanırlardı. Şimdi mükellef kendine kayıt dışı para gelmesin diye işte muhasebe personeline veya herhangi bir personeline, nazı geçtiğin birine senin adına gelsin. Veya işte eşinin adına, çocuğun adına. Şimdi her bir işlem başına işte 10 bin, 20 bin birinci tespit, ikinci tespit şeklinde gidiyor. Ciddi yani, belki vatandaşın hesabına gelen para tutarından daha fazla ceza kesilecek. Yani burada mükellef bunu yapıyor, doğru. 60 yaşında, 70 yaşında bir adama biz kredi kartı belki olmayabilir. Bankaya gidip yatırma imkanı olmayabilir ama buna zorlanıyor. Şu an para 200 TL en büyük banknot ve geçen seneyle bu sene sanırım %80 arttı. Bank piyasadaki 200 TL'nin adedi. Neden 1000 TL ya da 5000 TL çıkmıyor? Çünkü cebimizde tomar parayla gezmemizi istemiyor devlet. Kartla ödememizi yönlendiriyor, karta yönlendiriyor, kayıt içine yönlendiriyor. Buradaki amaç bu cezalarında. Yani sizin mükellefi tabii ki ikna edemeyiz ama bu dönüşüm olacak. Bu da bunun ayak sesleri eğer bir gevşeme olmazsa. Evet. Diğer madde, 14. maddede yapılan düzenleme ile uzlaşmada vergi aslı kaldırılmıştı. Bir de bu uzlaşma kapsamında 370 özürsüzlük cezalarının indirme başlığı altında 376. maddede faydalanan uzlaşılan vergi ve cezaların süresinde ödenmesi halinde uzlaşılan tutar üzerinden %25 indirim söz konusuydu. Tekrar yani bir uzlaşmaya giriyorduk. Tekrar bunu bir ay içinde ödediğimizde %25 bir indirim daha alıyorduk. Bu indirim hakkı kaldırıldı. Yani sadece uzlaştığımız tutar kaldı. Yine aynı şekilde de vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılıyor. İşte uzlaşılan vergilerde işte gecikme faizi, işte uzlaşılan vergi miktarına belirtilen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar işte geçen süre içerisinde uygulanır ibaresi de yürürlükten kaldırılmış oldu. İşte mevcut uzlaşma başvuruları devam ediyor. Öncekiler, sonrakiler de 2 Ağustos tarihinden sonra uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Buraya kadar bir sorusu olan varsa alalım. Direkt KDV'ye geçelim. Çok da uzatmadan sözü Günüstü. Haslat tespitine bakıyoruz. Orada bir firma var mesela, yat yapıyor. Yat yaptığında diyelim ki 2 milyon euroluk bir satış ve bunun teslimi 12 ay sonra. Senede bir kere haslat tespiti olur. O da bir ayda. Evet. Buyurun üstad. Ya o dönemde faaliyet olmadığı için o dönemi baz alacaktır tahsilat dönemine. Hani... İzaha davet müessesesi evet. Zaten bunun temel şeyi. Yani 370. madde dikkate alınıyor. Şimdi işte Hüseyin Bey'le de örnek verirken bunu vermiştim. Ya bize ne zaman gelecek? Ben ödemelerimi, tahsilatlarımı haftanın veya ayın bir gününe yığdım. Şimdi o gün gelirse ayvayı yedim. Diğer günler gelirse yaşadım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yat üreten bir firmanın bu analize takılması nasıl olur? Şimdi 0-0-0 gidiyor ama harcamaları var. Ama mükellefiyeti var. Genelde daha çok yoğunlukla aslında mükellef olmayanlara uygulanıyordu. Ama şimdi kuaför vesaire hani mükellef olup çok ciddi paralar kazananlar var. Bu bir analiz sistemi. Bunu tarıyor. Şimdi yat üretenin zaten faaliyet konusu yat. Bir tahsilat aldıysa da mükellef zaten avansa atıyor. Ha, sonunda 12 milyon mu 2 milyon mu örnek verdiniz. Buradan ceza kesilmeyecek. Size izah edin diyecek. İzahta diyeceğiz ki ya biz yat üretiyoruz. Bu yat için şu kadar avans aldık. Teslimimiz 12 ay sonra. Böyle bir izahat. Zaten bu izahat geçerli. Hani kabul etmiyor falan dedik ama bu kadar mantıksız çalışmaz herhalde yani. Teşekkürler.
Vergisel kanundaki yapılan cezalarla ilgili düzenlemeler bu şekilde. 3568 sayılı katma değeri kanunla ilgili yapılan düzenlemeler de değiniyoruz. Değinelim kısaca. İşte birincisi, bazı istinalar katma değeri kanunu da kaldırıldı. Özellikle işte gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi işte faaliyetlerde kullanılan taşıma araçlarına, liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde tanınan KDV istinası kaldırıldı. Burada gezi, eğlence ve spor ve amatör balıkçılık gibi kullanılan taşıma araçlarına ilişkin istinada bu gemilerle alakalı bir düzenleme yapıldı. İşte normalde 3565 sayılı KDV Kanunu 13B maddesine göre yük taşıma aracına elverişli deniz taşıma araçları, yolcu taşımaya elverişli, gövde boyu 24 metreyi aşan, özel kullanıma yönelik olmayan deniz taşıma araçları, yük ve yolcu taşımaya araçları, hava taşıma araçları girmekteydi. Bunlar yine istina kapsamında devam ediyor ama özel amaçlı kullanılan ve 24 metrekarenin, yani 24 metrenin altında ve 2,5 metrenin ile 24 metre arasındaki kullanılan özel teknelerdeki bakım ve onların tadil hizmetleri istina kapsamından çıkarıldı. Bunları kısa... Bu istisna kapsamından çıkarılan kısım hizmet. Hizmet. Hala evet. Mal tedarik ediyorsa, evet. Mesela gıda vesaire, burada istisna devam ediyor. Sadece hizmetler... Bakım onların tadil hizmetleri, o verilen hizmetler istisna kapsamından çıkarıldı. İşte 18. maddede ulusal güvenlik kuruluşlarınca yurt içinde teslimi, KDV istinası kapsamında olmayan eşyaların ithalatı ve yine engellerin kullanımına mahsus olup da eşyaların yurt içinde teslimleri KDV istinası kapsamında olmayanların ithalatı KDV ithalat istinası kapsamından çıkarılmıştır şeklinde bir düzenleme yapıldı. Yani o bir teslim yurt içinde KDV'den istisna değilse buna ilişkin güvenlik amacıyla ve engellerin kullanımına mahsus yurt dışından ithal edilen lere ilişkin KDV ithalat istinası kapsamından kaldırıldı. Yani ithalattaki KDV istinası kaldırılmış oldu bu kapsamda. İşte KDV kanunu işte 16. maddesinde yapılan düzenleme ile ithalatı ve engellerin kullanımına mahsus eşyaların yurt içinde teslimleri KDV istinası kapsamında olmayanların ithalatı alınan düzenleme ile işte KDV ithalat istinasından çıkarılmıştır şeklinde düzenleme yapıldı. Diğer gündem olan maddemiz 19. madde. Özellikle bu biraz sıkıntılı olacak gibi. İşte birleşme, devir, bölünme işlemleri dolayısıyla işte faaliyeti sona eren mükelleflerin indirilemeyen katma değer vergileri, bunları devralan mükelleflerde indirilmesi vergi inceleme şartına bağlanmıştır. Ya burada yapılan düzenlemede özellikle işte şirket birleşmelerinde veya atıyorum devir olan şirketlerde o infisah olan şirketin devreden KDV'siyle birlikte birleştirdiğimiz için o KDV'yi artık doğrudan indirim konusu yapamıyoruz. Mesela benim bir tane iki tane mükellefim var. Şirket birleşmesine biz başvurduk 2 Ağustos'tan sonra. Birleşme raporu hepsi hazır oldu. KDV'yi şu an biz kullanamıyoruz. Onu ayrı bir hesapta tutup inceleme talep edeceğiz. Ona göre, incelemenin sonucuna göre indirip indiremeyeceğimize karar verecekler. Burada da özellikle işte gerekçesi işte zombi şirketlerden bahsediliyor. İşte KDV'si çok şişirilmiş. O şişiren KDV'ler yeni birleşme yoluyla diğer şirkete aktarılacak ve bunun kontrol mekanizması olmayacak. Bunun önüne geçmek için yapıldığı belirtiliyor. Burada sonraki döneme devreden KDV tutarlarının işte doğruluğuyla ilgili işte vergi incelemesinin zaman aşımı süreleri de dikkate alınmayacak. İnceleme sonucunda da vergi dairesinin kayıtların intikal ettiği tarihten itibaren bekleyecek ve incelemenin neticesine göre de o ilgili ayda raporun teslimiyle birlikte o ayın indirim KDV'sine indirim konusu yapabilecek. Burada mesela kısa bir örnek vermiş. İşte 28-2004 tarihinde işte BAŞ'ye devir oluyor Alim Tez şirketi. Devir tarihi itibariyle Alim Tez şirketinin devreden KDV'si 10 milyon TL. İşte BAŞ devreden KDV tutan indirim hesaplarını alabilmek için işte bağlı olduğu vergi dairesine işte 2-9-2024 tarihinde inceleme talebinde başvuruyor. Konuya ilişkin vergi inceleme raporu dairenin kayıtlarına işte 5-1-2025 tarihinde intikal ettiriliyor. Raporun sonuç bölümünde işte atıyorum 7 milyon TL tutarındaki devreden KDV uygun görülüyor. Bu indirim hesabına alınabilmesi uygun bulunuyor. BAŞ tarafından bu tutar işte 2025 bir dönemi KDV'de indirim konusu yapılacak. Ama işte atıyorum o Ocak ayından itibaren kaydını alıyor ve 10 milyon TL'nin de 3 milyon TL'sini dikkate almıyor. Aradaki 3 milyon TL'yi gider kabul ediyor mu? O şeyle alakalı, bu giderle alakalı indirilemeyen KDV 5 yıl içerisinde onu kurumlar vergisi matrahında gider ya da gelir olarak kabul edeceğimiz şeklinde diğer maddede düzenleniyor. Bununla bir alakası yok onun.
Diğer maddemiz 20 ve 22. madde. Kanun kabul edilmeyen gider atmak evet. gerekir diye düşünüyorum ya. Var mı üstad? Neri değişikliği değil değil mi? Birleşme diyor. Yok. Neri değişikliği değil. Birleşme, devir, infisa etme şeklinde. Şimdi bunu biz de yapıyorduk. Yok çünkü şimdi, aynı nev değiştiriyor sadece onda yok. Özellikle grup firmalarında bir tanesinde KDV çok çıkıyor. Ötekinde devir var. Ödeme çıkıyor. İndirimli oranlı satışları çok. İade almak istemiyor. Biz şirketleri birleştiriyorduk. Oradaki KDV'yi diğer tarafta kullanıyorduk. Yani biz de tavsiye ediyorduk. Onun önüne geçmek için. Veya Ramazan Bey'in dediği gibi zombi şirketler var. KDV devrimi çok yüksek. Satın alıyor vatandaş oradaki KDV'yi kullanabilmek için. Bunun önüne yani bu bir vergi kaybına sebep oluyordu. Önüne geçmek için inceleme şartına. Hakkı zayi olmuyor ama inceleme sonucuna göre diyor ama. Şimdi örnekte rapor 3 ayda çıkmış. Ben çok zannetmiyorum bir raporun 3 ayda çıkacağını. İmkansız. Yani o para pul olacak zaten. Evet. Evet, zaman şuna tabi. Evet. Diğer maddemiz biraz sıkıcı oluyor ama az kaldı bitirmek üzereyim. Diğer maddemiz 1 Ocak 2030 tarihinden itibaren işte 5 yıldan fazla süredir indirilemeyen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılarak işte bu vergiler gelir veya kurumlar vergisi matrahan tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği düzenleniyor. Yani biz devlet işte 5 yıl içerisinde indirim yoluyla gideremediğimiz KDV'yi inceleme yine 3 yıl içerisinde müracaatta bulunup onunla ilgili bir inceleme yaptı. Bu incelemenin neticesinde gidere ya da maliyete atabileceğimiz hükmünde düzenleme yapılmış. Eğer biz o KDV indirim konu yoluyla gideremediğimiz KDV'yi müracaatta bulunmadığımız takdirde o KDV'miz de yanıyor. Yani kurumlarda da indiremiyoruz. 2025 yılında başlayacağı için ilk uygulama 2030'da faaliyete girmiş olacak. Yani o 5 yıllık süre içerisindeki en düşük KDV'mizi yani bir arada bir ödeme çıkması lazım o zaman. Evet. Ayarlamak lazım. Buradaki şey KDV iadesi taleplerinin vergi inceleme raporunun sonucuna göre getirilmesi esas olduğu düzenleniyor. Aslında bazı iade türleri incelemeye tabiydi vergi incelemesine. Bunun da tebliğiyle düzenlenmişti. Bunun yasal dayanağı oluşturuldu. Bunları kısaca şöyle ifade edebiliriz. Bu özellikle sahte fatura kullanma düzenleme, işte sahte fatura kullanma tespiti, düzenleme tespiti yapılan mükelleflerin vergi iade taleplerinin inceleme yoluyla yapılabileceğine yönelik düzenleme yapıldı. Diğer husus, diğer bir düzenlemede KDV talepleri ya YMM raporuyla ya da vergi incelemesiyle alınmakta. Yeminli mali müşavirlik raporuyla alınan KDV iade taleplerinde KDV iade eksikliklerinin belli sürede yerine getirilmemesi halinde 15 gün içerisinde incelemeye sevk ediliyor ve incelemenin neticesinde de KDV iadesi alınabiliyor. Bunun yasal dayanağı oluşturuldu. Özellikle bu 15 gün süre içerisinde eksiklik yerine getirilemeyenler %150 teminat verilmesi halinde yine KDV iade talebi yerine getiriliyor ama teminatın çözümü incelemeye bağlı. Bunları geçiyorum. 6 Şubat depreminde diğer madde 23. madde 6 Şubat depreminde meydana gelen etkilenen yerlerde işte 2025 yılı sonuna kadar kamu kurumlarına bağışlanacak olan uluslararası kurumlar tarafından işte bina, okul, hastane gibi ibadethane gibi yerlerin bağışlanması 31.12.2025 tarihine kadar KDV'den istina edildi. Yani o süre uzatıldı aslında. 3. maddeye bir araya gireyim müsaade edersen. Hangisi? İade. Şu iadelerin incelemeye sevk edilme mevzuu zaten vardı biliyorsunuzdur bunu. Tamam, tebliğde. Zaten sevk ediliyordu. Yani bir mükellefin yoğun bir şekilde sahte fatura kullanması varsa veya düzenleme tespiti varsa kontrol raporunda zaten inceleme sonucuna göre. Yani YMM raporu da olsa incelemeye sevk ediliyordu. Burada ilk bunun taslak yayınlandığında hani bizim YMM grupları var WhatsApp'ta falan. Artık iade kalktı. İade kalktı gibi düşünceye girdiler ama zaten olan bir uygulamaydı bu. İade kalkmadı yani aynı sistem devam ediyor. Sadece burada fatura kullanıp da hani eskiden hayali ihracatı şimdi daha farklı yapıyorlar. Fatura kullanıp da iade alınmasının önüne geçilmek isteniyor. Amaç bu. Hani bunu kanuni bir dayanağı da olmuş evet. oldu. Diğer düzenleme serbest bölgeler kanununda yapılan bir değişiklik yapıldı. Bu da çok önemli düzenlemelerden bir tanesi. Özellikle serbest bölgede hem kurumlar vergisinden hem KDV zaten konusuna girmiyor. Serbest bölgede özellikle imal ettikleri ürünleri yurt içine teslimleri kurumlar vergisi istinası kaldırıldı. Yani bir serbest bölgede faaliyet gösteren bir mükellefimiz eğer o almış olduğu ürünleri yurt dışına gönderiyorsa başka bir ülkeye bu istinadan devam ediyor. İhracattan elde ettiği kazançlar istina ama o üretmiş olduğu ürünleri tekrar yurt içine gönderiyorsa orada kurumlar vergisi istinası kaldırıldı ve bu 1-1-2025 tarihinden itibaren uygulanacak.
ÖTV'deki yapılan değişiklik de yine aynı KDV'deki olduğu gibi, eğer yurt içi teslimi KDV'den istina değilse o ithalatta da yine aynı şekilde istina kapsamında değerlendirilmiyor. İşte 6183'te yapılan değişiklik burada borcu yoktur da icra ödemeleri de borcu yoktur belgesine bağlandı. Şöyle orayı ben bizzat. Şimdi icralı bir alacağınız var, size ödeme yapacak icra dairesi. Borcu yoktur alacaksınız. Hatta yakın zamanda bu daha çeşitlendirildi. Başka ödemiz iade alırken artık hani neredeyse elektrik faturası ödenip ödenmediğine de bakmaya başladılar. O derece. Yani icradan bir alacağınız varsa vergi dairesinden SGK'dan borcu yoktur alacaksınız. Evet. Diğer düzenleme SGK kanunda yapılan bir düzenleme. Burada işte prim %2,5 olarak artırıldı, yükseltildi. İşte emekli maaşı 10.000 liradan 12.500 lira oldu. Yani bu yapılan düzenlemeyle. Evet. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Buraya kadar sorusu olan varsa. Evet, biraz sıkıcı oldu ama kusura bakmayın. Sıkıcı bence değildi. Şimdi sorusu olan varsa topluca alabiliriz. Ben bir soru cevaplayacağım sadece. Sayın Başkan Yardımcımızın arada sormuş olduğu soru vardı. Şimdi bu asgari kurumlar vergisinde hangi tarih uygulanacak? 3 yıl istisna meselesi vardı yeni mükelleflerde. Şimdi 2023 yılında kurulmuş bir mükellef 3 yıl diyor. Kurulduktan sonra 3 yıl. 2023'ü, 24'ü, 25'i saymamız lazım. 23-24'te zaten asgari kurumlar vergisi yok. 25'te var. Ne yapacak? 23-24 gitti. 25'te bir yıl asgari kurumlar vergisinden muaf olacak. 2025'te kuruldu 1 Ocak'ta ya da 2 Ocak'ta fark etmez ya da yıl içerisinde. 25-26-27. 2024'te kuruldu. 24'ten başlıyoruz. 24'te zaten yok. 25-26'da asgari kurumlar vergisi mükellefi olmayacak. Bu. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Merhabalar hocam. Ümit Oğurlu. Kısa bir sorum olacak size. Son zamanlarda vergi dairesinin yapmış olduğu tapuyla ortak çalışma sonucu değer artış kazancı cezaları yağmaya başladı. Mükellefi önce izah davet meselesi davet edip düzeltme istiyor. Diyor ki git diyor bunun beyanlamasını ver. Söz gelimi 4 sene evvel 10 liraya aldığı satın aldığı bir gayrimenkulü 5 yıl geçmeden 100 liraya sattıysa ve buna enflasyon oranında artı bir fark çıkıyorsa değer artış kazancı olarak beyanname vermeye zorluyor. Evet. Vergi dairesinin ıtılağına girmiş, artık bilgisi olmuş, haberdar olduğu bir konuda tapu dairesi düzeltme kabul etmiyor. Vergi dairesine geriye dönük düzeltme talep ediyoruz, kabul etmiyor. Vergi dairesinin hesabına aradaki farkı, tapu harcını, %4'lük alım satım vergisini ve damga vergisini yatırdığımız zaman dava konusu ettiğimizde bir avantaj sağlar mı? Delil niteliği taşır mı? Biraz hukuki oldu ama. Şöyle, şimdi bir gayrimenkulü aldınız, tapuda asgari 100 lira gösterebiliyordunuz, 100 bin lira gösterdiniz ama siz onu 1 milyona aldınız. Sonrasında maliye sizi yakaladığında, ben bunu aslında 100 bin liraya almamıştım, 1 milyonu almıştım demeyi kabul etmiyor. 4 yıl sonra satış şöyle, yapılırken endeksleme yapabilirsiniz ama genelde herkes asgari tutar üzerinden beyan ediyor. Ama bu dediğimiz risk analiz merkezi bunların taramasını yapıyor şu anda. Tapu kayıtlarıyla yani bunun banka kayıtlarını vesaire ne varsa inceliyor. Ya da alım satım arasında istisnanın dışında daha yüksek bir fark varsa bunları izaha davet ediyor. Şimdi bu olay başıma geldi. Birkaç defa düzeltme beyannamesi verelim dedik. Vermeye çalıştık. Vergi dairesi almadı. Siz uyanıklık yapıyorsunuz. Değer artış kazancından yırtmak için bunu yapıyorsunuz dedi. Şimdi bunu belgeleyebilirsek, siz gayrimenkulü 100 liraya değil de aslında 1000 liraya aldığınızı ispat edebilirseniz davayla çözülür. Bir done delil yoksa yapacak bir şey yok mu? Delil yoksa zor. Öyle. Teşekkür ederim. Var mı başka soru? Şimdi öncelikle Sayın Başkanıma, yönetim kuruluna, katılan tüm arkadaşlarına, beni izlemek için İstanbul'dan, Kocaeli'den, İnegöl'den gelen abilerime, kardeşlerime ve buradan gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Halil abime çok teşekkür ediyorum, Sinan abime. Çok sağ olun. Bir farkındalık yaratmak istedik. Baştan dediğimiz gibi biz profesyonel eğiticiler değiliz. Kendi ofisimizde başladık biz bu işe. Arkadaşlarımızla ufak ufak eğitimler yapalım diye başladık. Sonrasında yavaş yavaş gelişti. Haftaya da nasip olursa Cuma günü Bartın'da olacağız yine Ramazan Bey'le.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kusurumuz olduysa affedin. Tekrar ayağınıza sağlık. Sunumlarından ve değerli paylaşımlarından dolayı Ramazan Bey'e ve Erol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün de anısında plaket takdimimiz olacak. Plaketlerini sunmak üzere de Sayın Oda Başkanımız Hüseyin Ali.